Hocam teşekkür ederim. Şuradan slide'ı başlatayım. Arkadaşlar, sunuma başlamadan önce şunu belirtme gereği hissediyorum ben. Öğrencilik zamanımda da, gerek Sakarya Üniversitesi'nde olsun, gerek sonraki dönemlerde olsun, iş hayatımda da ben böyle birini yakaladığım zaman, yani birinden kastettiğim kişi burada ben oluyorum. Eğer uzun bir süre bir yerde mesai harcamışsa, yıllarını vermişse, bununla ilgili gerekli okumalar yapmışsa, sahada uğraşmışsa, koşuşturmuşsa, böyle bir adamı yakaladığımda ondan yarım saat içerisinde, bir saat içerisinde ne alabilirsem diye ben çok uğraşırdım. Eğer bu bir konferansa, bir sunumsa sorular sorardım veya işte böyle bir bunun harici bir ortamda yakaladıysam, yani bu bir yemek de olabilir, bu bir seyahat de olabilir. Mesela işte uçakta yanınızda oturan bir adamdır vesaire. Olabildiğince faydalanmaya çalışırdım. Çünkü burada söyleyeceğim şeyleri ben elde edebilmek için kuracağım cümleleri veya bu slaytta göstereceğim sahneleri gerçekten yıllarımı verdim. Ve karşımda bunu anlatacağım sizler, yani bunu işte bir saat içerisinde, bir saat içerisinde neyse alabileceksiniz. Çok ciddi bir kazanım. Yani bu başka bir yerde bulabileceğiniz bir şey değil. Oturup aynı şeyleri yapmanız gerekiyor çünkü. Yani 12 sene boyunca, 15 sene boyunca çalışmanız gerekiyor. Ve bunu çok fazla efor harcayarak yapmanız gerekiyor. Ben o yüzden bunu çok kıymetli görürdüm. Nacizane, yani konuşan kişi ben olacağım için değil, böyle bir ortam bulduğunuzda ben olabildiğince maksimum fayda elde etmenizi öneririm size. Bu öğrencilik zamanımdan kalma kısa bir tavsiye olsun başlangıçta. Anlatacağım hikaye Türkiye'den bir markanın hikayesi. Nordbron. Bu bir Türk markası. İlk bakıldığında öyle görülmese de. Ve sunum içeriğinde de ben okularla geçemiyorum hocam burada ben. Sonraki sorun mu? Sorun mu var? Geçtim. Tamam hocam. İçerik olarak da kısaca öncelikle firma tarihimizden bahsedeceğim. Neler yapıyoruz? Kimiz? Sonrasında içinde bulunduğumuz endüstriden ve sektörden bahsedeceğim. Nordbron markası kışlık ürünler üreten aksesuar grubu grubunda faal gösteren bir marka. Yani bereler, eldivenler, kaşkollar bu tarz ürünleri düşünebilirsiniz. Sonrasında bulunduğumuz endüstride, sektörde pazarda biz neler yaptık, hangi aksesuarları aldık, neyi nasıl öğrendik, hangi eforlarla, hangi bilgileri elde ettik, hangi tecrübeleri kazandık, bunları sahaya nasıl yansıttık, bunlardan bahsedeceğim. Ve sonrasında Nordbron'un doğuş hikayesine gireceğiz. Niçin bir marka oluşturma gereği hissettik? Bu marka oluştururken nelere dikkat ettik? Hangi noktalar elzemdir, hangi noktalar olmasa da olur? Bunlara belki değineceğim. Sonrasında bu markamızla ortaya koyduğumuz yol haritası nedir? Ona biraz değinmek istiyorum. Burada bir takım önemli taktikler vereceğim. Aklıma geldikçe siz de soru sorarsanız daha derinleştirebiliriz. Sonrasında USP diye bahsettiğim kısım aslında işin en önemli noktalarından bir tanesi. Yani neden Nordbron? Bunun cevabını biz nasıl bulduk? Müşterimize bunu nasıl anlattık? Rekabette kendimize nasıl bir konum elde ettik? Bu soruyu cevaplayarak bundan bahsedeceğim. Ve tüm bunları yaptıktan sonra ortaya nasıl bir ürün koyduk? Product market fit dediğim kısımda bundan bahsedeceğim. Zaten pazarda pek çok bere varken, pek çok ürün varken, pek çok marka varken ve tüketiciler de buna ulaşabiliyorken biz neyi nasıl yaptık ki araya girmeye çalıştık? Bundan biraz bahsedeceğim. Sonraki kısım biraz eğlenceli bir kısım. Fake it until make it. Yani olana kadar, gerçekten olana kadar öyleymiş gibi yap diye bir motto bu. İlk bakışta biraz böyle hileli bir cümle gibi görünse de aslında çok ciddi bir strateji bu. Biz burada neler yaptık? Bundan bahsedeceğim. Akabinde de şu anki güncel bizim tedarik, satış, dağıtım, tahsilat vesaire ağımız nedir? Nasıl yönetiyoruz? Bunu globalde nasıl yapıyoruz? Ve online kanallarla birlikte de bu işi nasıl yürüttüğümüzden biraz bahsedeceğim ve sunumu finallendireceğim. Ben şöyle bir soru sormuş olsam sana arada. Buyurun. Biz neden bu firmayı ve seni çağırdık? Yani tamam sen benim mezunumsun, o başka bir şey, özel bir yerim var ama yani bu şeyin, bu şirketin özelliği nedir ve bu özellik dolayısıyla burada sunumda
desek, öne çıkan neler var burada? Yani diğer şirketlerden ayrışan, yani hikayesi mi, yolculuğu mu, niş pazarı mı, Avrupalı gibi olması mı, dağıtım kanalındaki farklılaşma mı? Ne söyleyebilirsin? Hocam, bu sorunun cevabını aslında ben size daha önce sunumu iletmiştim. Fishbone diye bahsettiğim bir sahne vardı ya. Evet. Yani evet. Ürünün iplik halinden son tüketiciye kadarki gidiş sürecindeki aşamalar. Bu aşamaların her birine bir şekilde dahil olup orada bazen işi kendi yönetip bazen işi kendisi sahip olup hem oradaki katma değeri üreten, bu katma değerin aynı zamanda karını da tırnak içinde cebine indiren bu efor karşılığında bütün bu sürece hakim olabilecek çok ender bir firmayız biz. Yani normalde bunun biri veya ikisi olur bir firmada. Yani bir firma ürünün ipliğinden çıkıp da son tüketiciye kadarki sürecin hepsini yönetebilecek bir beceriye sahip olması çok zor. Bunu yapmak istemeyebilir, bunun sebepleri de olabilir ama bizim ekip, bizim şirket, bizim ürün grubu, bu da tabii önemli. Aynı zamanda bizim marka ve bunu da globalde yapmaya çalışıyor olmak çok büyük bir katma değer. Yani bunu ben şöyle özetleyebilirim. Ben işim gereği ve bulunduğum fuarlarda olsun, satış toplantılarında olsun, sunumlarda olsun, çok fazla global markanın üst düzey yöneticisiyle veya sahibiyle veya büyük distribütörüyle bir araya geliyorum. Ve onlarla yaptığımız muhabbetlerde, satış toplantılarındaki gündemlerde vesairelerde aynı seviyede, aynı levelde, aynı ciddiyette bütün bilgiye vakıf olduğumu görüyorum. Yani bunu ben tersten de kontrol edebiliyorum. Ve bu gerek sourcing tarafında olsun, gerek üretim tarafında, gerek koleksiyon, gerek marka, branding tarafında olsun, gerek pazarlama argümanları tarafında olsun. Pek çok başlığı aynı anda tek bünye toplayabilen bir iş var burada. Bu ender bir şey benim gözümde. Peki yani şöyle başlığı şöyle söyleyebilir miyim Taha? Entegre tedarik zincirini başarabilen nadir firmalardan bir tanesi gibi söylesem uyar mı? Evet, uyabilir hocam. Evet, yani baştan sona, yani işte satın alma maddeden imalat ve nihai tüketiciye, kullanıcıya ulaşmasına kadar geçen süreci tümüyle kontrol altında tuttunuz ve sizin yürüttüğünüz evet. Bir şirketten bahsediyoruz ve bunu da globalde yapalım. Buradaki ayrışan nokta şu hocam, entegre tedarik sistemi denildiğinde belki sadece bir kalite kontrol mekanizması gibi anlaşılabilir. Hı-hı. Bizdeki fark şu, biz tedarik tarafında bulunan bir fırsatı pazara nasıl entegre edeceğimize dair bir fikirle bu işi yönetiyoruz. Veya tersten pazarda gördüğümüz bir fırsatı dönüp tedarik tarafında nasıl elde edebileceğimizi bakacağımız bir tecrübeyle pazara saldırabiliyoruz. Yani böyle bir farkımız var. Diğer türlü bu ayrıştırılmış bir sistem olduğu için yani fabrikalar vardır, ortada bir marka vardır, bir de son kullanıcı vardır. Son kullanıcının tarafında gelişen bir diyelim ki pazar boşluğunu marka görebilir ama tedarik tarafında bulunmadığı için bunu hayata geçirip geçiremeyeceğini fark edemeyebilir. Veya tam tersi fabrikanın elinde çok güzel bir üretim imkanı vardır, niş bir ürün üretebilme imkanı vardır ama bunun pazarda yer edilemeyeceğini bilemez. Dolayısıyla bunu getirip markanın önüne koyamaz. Marka da bunu satamaz. Tersten de bunun gelmesi çok zordur. Biz her ikisini tek sahnede yönetebiliyoruz. Burada yani, gördüğümüz boşluğa buradan bir tedarik sağlayabiliyoruz. Anladım. Yani böyle sinir uçlarına kadar hissedebildiğiniz evet, bir hocam. Şey var, süreç var diye. Evet, devam edelim. Tamam. Firmamız bizim Akal Tekstil. 78'de kurulmuş bir aile şirketi. İkinci nesil şu anda firmayı yönetiyor. 78'den bugüne kadar da hep aynı işi yapmış. Yani bere üretmiş, şapka üretmiş, bunun ticaretini yapmış, bunu depolamış, alsat yapmış vesaire. Tek işi bu olmuş bir firma. İkinci nesil şu anda firmayı yönetiyor. İkinci nesille birlikte firma aslında markalaşmaya başlamış. Ve Kitti, Suitti, SYT ve Kep ve Norpro markaları var şu anda şirketin. Norpro burada benim zaten başından beri yönettiğim, başından beri davranışım sahibi olduğum marka. Diğer markaları Kitti ve Suitti'yi işte bundan 15 sene kadar önce ikinci nesille birlikte çıkarmışlar ve bunlar iç piyasanın lider markaları, pazar lideri. Kitti çocuk markası, SYT ve Suitti yetişkin markaları. Kep de aslında biraz daha zincir mağazalar için, belki örnek vermek gerekirse işte BİM gibi marketler için onlara özel koleksiyonları ürettiklerini kullandıkları marka olarak var. Daha sonrasında zaten biz global pazar hedefli Norton'u çıkarmış olduk. Sektörümüzden biraz bahsedeyim. Sektörümüz aslında çok belki
söylemek şeydir ama komik bir sektör. Yani tekstile normalde bütün hemen hemen her sektör çaput diye yani tabirde bulunur. Bizi beğenmezler. İşte bunlar çaputçu falan derler. Aksesuar ürünleri çaputun da çaputu. Yani aslında işin en böyle dibinde bir alan. Ama ilginç olan noktası şu. Eskiden bu kadar tabii aksesuar ürünlerine bir talep de yoktu. Yani mesela bir Elsvaki'ye gittiğinizde böyle koca bir duvar görmezdiniz. İşte berelerin ne oldu, eldivende ne oldu, kaç kolların ne oldu. Şimdi bunu yakın zamanda hemen hemen her markada görebiliyorsunuz. Büyük markaların bile sadece ürünlerini tamamlamak için hani işte yok demesinler diye koydukları ürün gruplarıydı. Bir satışı vardı. Sürekli insanların tükettiği bir üründü. Ve birine sorduğunuzda ya işte bere giyer misin dediğinde yok dese bile evinde 3-5 tane beresi mutlaka vardır. Böyle bir üründü. Tabii Avrupa pazarının farklılığı şurası. Burada bir kıyaslama gidecek olursak. Avrupa'da iş böyle değil. Daha doğrusu globalde iş böyle değil. Amerika'da çünkü bunun içerisinde. Unique ürünlerin, yani bu bir çanta olabilir, bu bir ayakkabı olabilir, bu bir çorap olabilir, bu bir bere olabilir. Kendi başına marka olduğu, orada ürün geliştirme yaptığı bir pazar yapısı var dışarıda. Türkiye'de böyle değil. Yani Türkiye'de sadece bir bere markası demek çok şey, çok zor bir şey. Zaten insanların bunu marka olarak algılaması, zihninde kabul etmesi, buna para vermesi, ekstra para vermesi tabii kastettiğim şey. Çok zor bir şey. Bu bir taraftan ekonomik durumla da ilgili ama diğer taraftan da ürünün aslında kafadaki konumlandırılmasıyla ilgili bir şey. Yani aksesuar çünkü kelimenin kendisi bu. Siz birçok şeyi alacaksınız. Ondan sonra ya şunu da alayım deyip de çıkıp cebinizden para vereceğiniz bir ürün. Burada insanın algılarında bir takım şeyleri değiştirmek hakikaten çok zor oldu bizim için. Ama tabii markayla birlikte biz bu işleri çok hızlı açtık. Yani başta bir fren olsa da ürünü kabullenmeyle ilgili. Sonrasında markanın hikayesiyle birlikte artık insanlar şunu demeye başladı. Yani biz de alacağız, biz de işte şu ürünle mi yapsak, bu ürünle mi yapsak diye onlar bize gelmeye başladılar. Biz akıl olarak pazar aslında ilk şu bir önceki slaytta bahsettiğim Kitty, Sweety ve S&T markalarıyla çıkış yaptık. Yani ben şirkete 2008'de başladım. 2008'de başladığımda şirketle ilgili yaptığım ilk check-up'ta şunu fark ettim. Yani biz evet iyi bir üreticiyiz. Markalı ürün satmayı da biliyoruz, koleksiyon oluşturmasını biliyoruz ve biz bu tecrübeyi yurt dışına da satabiliriz diye ben aslında ilk çantayı elim alıp da sahaya çıkmıştım. Sahaya çıktıktan sonra tabii bu 6 ay sürdü benim sopa yiyip geri dönmem pazardan. Çünkü burada tamamen Türkiye pazarının algısıyla oluşturmuş bir koleksiyonu, yani renkleriyle, kalitesiyle, fiyatlarıyla, paketleme şekliyle, kart etiketiyle her şeyi düşünün. Biz gidip arkadan bir ses var ama siz duyabiliyor musunuz? Çocuklar sesi açık olan kapatsın lütfen. Siz tamamen burada oluşturmuş bir markayı gidip yurt dışında satmaya çalışıyorsunuz ama onlar mesela kırmızıyı sevmiyor. Onlar işte fuşyayı sevmiyor bizde olduğu gibi. Veya işte koyu renkleri çok fazla tercih etmiyorlar gibi pek çok böyle ayrımla ben karşılaştım. Çok da diretmedim burada. İlla bu markayı almanız gerekiyor diye diretmedim. Hızlı bir şekilde private label'cı olarak ben pazardan geri döndüm. Çünkü iki amacım vardı. Bir, skor yapmak, satış yapmak. İkincisi de girmeye çalıştığım pazarın DNA'sını çözmeye çalışmak. Yani orada işte biz 2008'den 2013'e kadar ben her sene Avrupa'da pek çok markaya koleksiyonlar yaptım. Ve bunları yaparken de bu alt başlıklarda bahsettiğim işte marka nedir, marka ürün satışı nasıl olur, sezonsal aksiyonlar nelerdir, hangi başlıklar altında bu işleri yapıyorlar, kalite ve segmentasyon işini nasıl yapıyorlar, ürünler içerisinde işte el örgüsü ürünler var, bunun önemi ve ehemmiyeti nedir, bunun ne kadar pazar payı var içeride, sonrasında made in EU ürünler var, işte Almanya'da üretilen, Avusturya'da üretilen, İtalya'da üretilen bunlar ne kadarlık bir pazar payına sahiptir içeride ve farkları neler yeri ürünlerden. İşte kayak merkezlerinde başka ürünler var, şehirde başka ürünler var. Pek çok marka birbiriyle çarpışıyor ama bunların arka planında elde tuttukları pazarı onları kazandıran şey ne? Bunu da aslında istihbari bir bilgi gibi öğrenmek için biz bir taraftan koleksiyon üretiyorduk. Bir taraftan da ben her ziyarete gittiğimde, her malımı teslim ettiğimde, her fuarda onlarla görüştüğümde oturup sanki onların bir partneriymiş gibi, onların ailesinden biriymiş gibi, tabii onlara fark ettirmeden bu işin arka planında görmek için
bazı kılcal sorular soruyordum. İşte şunu nasıl yapıyorsunuz, bu niye böyle oldu vesaire falan. İşte bak ben senin daha fazla pazar sahibi olmanı istiyorum. Seni geliştirmek istiyorum bir tedarikçin olarak. Bununla ilgili de sana nasıl destek olabileceğimi anlamam lazım. O yüzden bana şeyini anlatman gerekiyor senin de. Yani bu işin arka planında benden gizlediğin bir şey varsa bunu anlatman gerekiyor diye. Böyle onların işte masasına kadar oturuyordum, evlerine kadar gidiyordum. Yani bu şekilde çok fazla biz bilgi elde ettik. Yani tabii ilk başta şunu gördük. İçine girene kadar pek çok marka size şey geliyor. Yani işte aşılmaz dağların üzerinde ya da böyle bir plazanın içerisinde bir şey gibi geliyor ama aslında kağıttan aslan yapılamayacak bir şey değil. Yani gerekli to-do liste sahipseniz, gerekli aksiyonları alma konusunda kendinize güveniyorsanız, neyi nasıl yapacağınızı iyi bir stratejiyle ortaya koymuşsanız, herkes başarılı olabileceği her ürün grubunda bir marka çıkarabilir. Ve bunu da sahaya sürüp de satabilir. Bunun için hiçbir engel yok. Çünkü her markanın kendinde gizlediği pek çok zayıf noktası var. Rakiplerini bildiği bazen zayıf nokta oluyor bunların. Veya sizin size verdiği bir açık var aslında sizin kapatabileceğiniz. Bunları fark etmek için aslında biz hem onlara iş yaptık, uzun bir süre hem de onlardan bu bilgileri elde etmeye çalıştık. Bu arada da şu en son aşamada bahsettiğim İGM'ye de biz bir proje yürütmüştük o dönemde. Şimdi kapandı ama ihracat geliştirme tip merkezi vardı bu dönem. Biz orada öyle bir şirket var şu anda daha. Şirket mi oldular? Hayır, şirket olmadılar. Şirket o ismi almış. Yani karıştırmasınlar diye söylüyorum. Daha başka şeyler ifade etmiyor ama o şirket o ismi kapmış oradan ve kendine bir şirket yapmış. İnsanlar bazen kafa karışıklığına sebep oluyorlar. Anladım. Evet. Bunu şeyden koydum. O dönemde tabii yani birçok fuara katılıyorsunuz, seyahat ediyorsunuz, işte üretimle ilgili şeyler geliştiriyorsunuz vesaire. Tabii bunların da devletin verdiği teşvikler var. Bunları kullanmak adına ben çok sıkı bir ilişki içerisindeydim kurumla. Hatta biz yurt dışı pazar araştırması nasıl yapılır diye de bir proje geliştirmiştik. Yayınlanacak çok detaylı bir projeydi o. Çok fazla başlığın olduğu yayınlayamadık. Kurum kapandı. Hayırlısı olsun diyelim. Önemli bir kurumdu ama Türkiye'nin ilk ihracatı teşvikinin ilkel de olsa yapmaya çalıştığı bir zamandı o. Önemli bir kurumdu. Evet. Evet. Bu slide'da mesela demin bahsettiğim hikayedeki 3 markadan bahsetmek istiyorum. O yüzden koydum. Burada bir araya gireyim istersen. Böyle bir Yasemin bir sorusu var. Diyor ki, kültürel etkiyi pazara girerken göz önünde bulunduruyor musunuz? Dediğiniz gibi fuşyayı beğenmemiş onlar. Bu yüzden önemli olabileceğini düşünüyorum. Tabii ki bulunduruyorsunuz ama belki birkaç örnek söyleyebilirsin. Yani şeyle ilgili kültürel etki bazında ürün farklılaşması, pazarlama, pazara giriş stratejisi farklılaşması. Belki bir iki örnek verebilirsin. Yani şöyle mesela bizim ürün grubunda diyelim ki ipli kalitesinden gidelim. Mesela İskandinav ülkeleri hem paralı olduğu için hem oradaki coğrafi hava yapısından farklılıklarından sebepliyim yani. Karışım kitleri isterler. Yani üründe mutlaka bir merino olmalıdır, bir yün olmalıdır, bir kaşmir olmalıdır vesaire. Ama siz mesela yünlü veya kaşmirli bir ürün Türkiye'de yaparsanız bir kere maliyetinden ötürü tutup burada bir bereyi 250 lira satamayacağınız için koleksiyonunuza koyamazsınız. Ne yaparsınız? Burada bir akrilik kullanırsınız. %100 akrilik ürünler kullanırsanız. Çünkü burada bir bereye en fazla 25-30 lira verecektir son kullanıcı. Buna göre ürün yaparsınız ama bunu oraya götürdüğünüzde oradaki hani belki şey benzetme ama o bereyle arabasının camını bile silmez. Yani bunu getirdin der buraya yani. Veya işte Fransa'ya giderseniz kürklü ürünleri isterler ve gerçek kürklü olmasını isterler. Her ne kadar medyada şey hikayeler olsa da yani işte biz şuna karşıyız buna karşıyız vesaire diye. Son tüketici kürklü ürünleri çok sever. Ama İsviçre'ye gittiğiniz zaman bunun için bir sertifika ister. Hatta koleksiyonda böyle bir ürün varsa sen şu şeylere saygılı değilsin diye üretim hattında. Yani doğaya, dünyaya vesaire diye o markayı damgalayabilir. Dolayısıyla Avrupa'nın kendi içinde bile şey farklılıkları var. Renk farklılıkları var bu anlamda. Tercih farklılıkları var. Ama şunu söyleyebilirim. Biz de biliyorsunuz yani moda denilen şey aslında Avrupa'dan bir sene sonrası gibi takip ediliyor. Trendler çıktıktan sonra biz bu açığı giderek tüketici olarak kapatıyorduk son birkaç seneye kadar. Tekrardan gelirimiz azaldığı için kur değişimleriyle vesaire şu anda yine zayıfladık o konuda ama
Normalde şöyle bir şey vardı. İşte Avrupa'da bir renk, trend vesaire işte gidişat belirlenirdi. Biz de ondan bir sene sonra burada aynısını kopyalayıp yapmaya başlardık. İç piyasadaki üreticiler ve tüketiciler olarak. Ama üretim tarafında bizim şöyle bir farklılığımız oldu. Bu tersten aslında bize yaradı. Yani Türkiye'ye yaradı. Biz Nordpro markasıyla birlikte Avrupa'yı ve dünyayı eş zamanlı olarak takip etmeye başlayınca orada elde ettiğimiz trendleri ve renkleri, kaliteleri vesaireleri getirip burada Türkiye'deki diğer markalarımızın da önüne koymuş olduk. Ve onlar bir anda Türkiye pazarında 2 sene öne geçmiş oldular. Yani onlar da bir trendsetter haline geldiler. 15 senede elde edemedikleri aslında bir imajı, ki bunu ürünlerle bir yere getirmişlerdi ama bir anda marka imajları da değişti. Artık mesela iç piyasada şu denmeye başladı. Ya işte kitli bir şey yapmışsa, suitli bir şey yapmışsa bizim onu takip etmemiz lazım. Hatta kopyalamamız lazım. Çünkü bunlarda bir de global bir marka var. Bunlar yapısı doğrudur. İmajı oturmaya başladı. Hatta bize private label müşterisi de çok fazla getirdi bu yaklaşım. Yani başkalarının markası altında üretim yapmaya başladınız. Evet. Evet. Ve yani Nordpro'nun elde ettiğimiz trend takip yeteneği bizim iç piyasa markalarımıza da pozitif bir değer olarak dönmüş oldu. Yani bu önemli bir tespit daha. Yani ihracat yapıyor olmak bir kere önemli. Şimdi bu mesela sen pazarına bile gitsen ihracat fazlası bir ürün ifadesi insanları cezbediyor biliyorsun. Yani ihracat ve fazlası demek ihracat yapılıyorsa iyi üründür. Ama tabii Nijerya'ya mı gidiyor, Togo'ya mı gidiyor, İsviçre'ye mi gidiyor insanlar ona bakmaz. İhracat fazlası olması önemlidir ve o ürün çok böyle ilgi çeker. O nedenle ihracat yapan firmaların ürünleri özellikle Avrupa pazarına yani zor beğenenlerin pazarına ve çıtası yüksek olanların pazarına ürün satabiliyorsa iç piyasadaki gücünü katlamış oluyorsun. Ve rakiplerine de böyle bir şey oluyor değil mi? Böyle yayılıyor bu olumlu etki. Evet. Evet. Peki yani, burada şeyler var, rakipler var öyle mi? Evet. Burada bizim çarpıştığımız diyeyim işte 10 rakipten 3 tanesi var. Biz demin bahsettiğim sahnede private label üretimleri yaparken işte bunların akılcı adam alanına kadar kimin nesi var ve biz bir gün bunun karşısına çıkacak olsak neyimiz olması gerektiğine dair çalışmalar yapıyorduk. Bunlar da onun aslında şeyi. Yani bunlar mesela, sadece sözünü kesiyorum tabii kusura bakma. Tabii hocam. Sadece sizin gibi 3-5 üründe, 3-5 ürünü küçümseyerek söylemiyorum. Yani daha uzmanlaştığınız üründe mi üretim yapıyorlar yoksa ürün gamları çok mu geniş? Orada şöyle bir ayrım var. Bizim zaten Nordpro'nun işte product market fit kısmında bahsedecektim. Ortaya koyduğu koleksiyondaki farklılığı bu oldu. Yani Avrupa'da belki işte 20 küsür bere markası var ama bunların bazıları sadece işte el örgüsü ürünler yapıyor. Bazıları sadece makine örgüsü ürünler yapıyor. Bazıları sadece made in EU ürünler kullanıyor. Bazı sadece bayan yapıyor. Bazı sadece çocuk ürünleri yapıyor. Ve bir zincir mağaza, yani bir department store'un satın almacısı bu koleksiyonu rafında tanımlamak istediği zaman 12 tane marka karşısına koyup her birinden işte bundan bayan koleksiyonu, bundan erkek koleksiyonu, bundan kürklü ürünler, bundan el örgüsü ürünler vesaire yazıp rafın dizmesi gerekiyor. Buradaki markalar da mesela öyle, yani bu soldaki mesela Ace var. Sadece kayak merkezlerinde satılabilecek bir ürün grubuna sahip. Daha çok hem ipik özellikleri anlamında, hem kalıpları anlamında, hem renkleri anlamında. Ama bir casual wear için verebileceği bir beresi yok. Yani bir sokakta giyilebilecek ürün grubuna hitap edecek bir koleksiyonu yok. Veya Birekka'nın da aynı şekilde benzer başka eksiklikleri var. Biz Nordpro olarak pazara girdiğimizde bir satın almacının önüne oturduğumuzda bak arkadaş sen işte şu 7-8 tane diğer markayla oturup randevu oluşturup bunların koleksiyonlarına dalıp işte ne zaman alayım, nasıl alayım, ne kadar alayım uğraşlarından kurtulmuş olacaksın bizim koleksiyonlarına sipariş verdiğin zaman diyerek aslında bir farklılık da koymuş olduk ortaya. Ve bunu yaparken de hem bizi kendi üzerinde kıyaslayabileceği bir kaliteyi de ortaya koyduk. Yani çünkü şu da olmazdı mesela. Şimdi gidip diyeceksiniz ki işte Ace Bar'dan alma kayak merkezlerindeki mağazaları vermek için. Benden al. Çünkü benim koleksiyonumda var ama koyduğunuz ürünün yine ondan daha iyi olması gerekiyor. Ondan daha cezbedici olması gerekiyor. En kötü aynı seviyede olması gerekiyor. Yani bu şu demek, 12 tane markanın yaptığı işi siz burada yapacaksınız. Her birinin en az yaptığı kadar yapacaksınız. Hatta bir tık iyisini yapmak zorunda kalacaksınız ki tercih etme sebebi ortaya çıksın. Diğer türlü yani şunu da yapabilirsiniz, çok basit.
12 tane markayı kopyalarsanız koleksiyonundaki ürünlerini bir tedarikçi gibi sadece karşılığına çıkarsınız. Bir marka gibi değil de. Bak ben bunların ben iyi bir üreticiyim. Bunların ürettiği her ürünü ben üretebilirim. İşte buyur benden yaz. Ben sana bunları teslim edeceğim diyebilirsiniz ama bu markalı bir ürün satışı olmaz. Ve karşı taraf bunu zaten kabul etmez. Tüketicisine bunu ulaştırmak istemez. Biz burada yani 12-13 marka gibi çalışmak zorunda kaldık. Aslında bu koleksiyonu çıkartıp bu markayla önlerine gidene kadar. Bu şekilde özetleyebilirim bu kısmı. Haydi. Bu başlığımızda şey var. Bu demin bahsetmiştim mi hocam size? Yani bizim farkımız nedir? Yani bu şirketi, bu markayı özel kılan şey nedir? Şimdi yani buradaki tabii pek çok arkadaş artık buradaki end consumer oluyor, son tüketici. Yani gidip bereyi alıp işte 25 eurosunu, burada 25 euro vermeseler de Avrupa'dakileri söyleyeyim ben. Gidip 25 euroyu verip alan kişiler oluyor. Ama ürün oraya gelene kadar ham maddeden işte fabrikada bere olması, bere olmasından sonra bunun bir sourcing ajansı, bir tedarik ofisi tarafından markaya satışı, markanın da bunun dağıtım kanalı itibariyle distribütör ve acenteleriyle mağazaya ulaştırması ve mağazadan da bunun son kullanıcıya ulaştırılması aşaması var. Ve bu her katman kendi üzerinde bir efor harcıyor. Bu efor harcamasının karşılığında da bir tabii ki gelir elde ediyor, bir para kazanıyor. Mesela tersten gidecek olursak mağazanın 25 euroya satacağı bir bereyi 10 euroya alması gerekiyor. Burada 2,5 markaplık yani 2,5 katlık bir kazanç var. Bu çok genel bir rakamdır. Yani oturmuş bir rakamdır aslında. Yani sizin Türkiye'de de aslında gördüğünüz, yani gidip mağazadan aldığınız 250 liralık montun o mağazaya gelişi 80 lirayla 100 lira arasındadır. Yani bunu bilebilirsiniz çok rahat bir şekilde. Ve buradan geri geldiğinizde de işte onu o montu, o bereyi mağazaya ulaştıranın satıcının bir kazancının olması gerekiyor. Daha sonrasında bunun bir öncesinde markanın bir gelir elde etmesi gerekiyor ve bir tedarik ofisi bir fabrik olarak gidiyor. Bizim farkımız burada şu, biz burada ipliği çok iyi biliyoruz. Gidip bütün iplik fabrikalarına globalde de yani sadece Türkiye'yi kastetmiyorum, Çin'de, İtalya'da vesairede ziyaretlerde bulunup, iplik fuarlarını gezip hangi ipliğin hangi trendle nereye gideceğini de araştırıp ona dair bir fikir elde edip daha sonra fabrika aşamasında hem kendi fabrikalarımıza sahibiz. Burada İstanbul'da, Türkiye'de mesela. Bir de Çin'de bizim bir tedarik ofisimiz var. Orada da biz çok fazla saha ziyaretleri yapıyoruz. Kendi portföyümüz var. Direkt Çinlilerle her gün akşama kadar işte neyi nasıl yapacağımızı konuşuyoruz. Ve bu görüştüğümüz fabrikalar aynı bizim İstanbul'daki yapılanmamız gibi direkt işin yapıldığı yer. Yani arada başka bir şey yok. Arada başka bir aracı yok. Sonrasında bu sourcing ajansının aslında kastım şu hocam bunu buraya koymamda. Piyasada gördüğünüz markalardan 100 markadan 99'u gidip bu şekilde fabrikalarla direkt muhatap olma becerisine sahip değil. Yani bunu aslında çok fazla istemiyorlar, önemsemiyorlar. Ancak çünkü diğer işlerini yönetmeye imkanları yetiyor. Dolayısıyla ne yapıyorlar? Mesela bu demin bahsettiğim Avrupa'daki bizim rakiplerimiz. Çin'deki birkaç tane tedarik ofisiyle anlaşıp işte arkadaş bize şu şubeleri ürettir diyorlar. Onlara dönüp arkalarındaki fabrikaları bu işi dağıtaraktan bir tedarik sağlıyorlar. Ve aslında bir taraftan da kendini kısıtlıyorlar. Çünkü o tedarik ofisinin onlara verebileceği imkan neyse ürün geliştirme anlamında, iplik geliştirme anlamında buna razı olmak zorunda kalıyorlar. Veya bu terminlerde karşılarına çıkıyor. Kalite değişimlerinde veya kalite kontrollerinde de karşılarına çıkıyor. Aslında çok ciddi bir şekilde o adamları gebeler ama bu düzeni de değiştirecek çok fazla bir aksiyon alma şeyleri yok. Yani becerileri yok. Bunu yani bu becerileri olmamaları kelimesini çok bilerek söylüyorum hocam. Çünkü çok gördüm bunu. Yani çok bir de bir sahada gördüğüm için rahatlıkla söyleyebiliyorum. Anladım. Şimdi burada iki tane şey istedim. Bir tanesi büyük Türk bu balık gemini gördüğünde burada çok para var. 2,5 dolarlık şey 25 euroya 25 euroya 2 euro 2,5'u 25 euroya satıyorlar. Evet. Kesin bu işe girmek lazım. Türk'ün zihniyeti biraz böyle biliyorsun böyle evet. Ne baktığınızda önce bu işi biz yaparız, ikincisi kaça yapıyorlar diye zihnimizde oluşur. Yani 10 katı nihai tüketiciye ulaştığında 10 katına çıkıyor evet. Malın değeri. Ama bu, evet. Bu süreç öyle işlemiyor. Yani her birinin bir riski var, maliyeti var. Değil mi? Yani orada başka mali şeyler var, durumlar var. Bu kadar artış göstermesinin. Kendi sektörü bir evet. Kere karlı çalışmak zorunda. Çünkü
karşılaması gereken bir sürü ihtiyaçları var ve maliyetleri var. O yüzden bu 10 katına çıkıyor olması çok karlı bir iş olduğunu illa göstermez. Herkesin arada attığı değerler var. Bu değer karşılığında da harcamaları var. Onları karşılayacaklar. Bu sourcing agency özellikle tekstil sektöründe çok yaygın. Değil mi? Yani böyle tanınmış birkaç tane kurumlar var. Bu kurumlar global çapta alımlar yapıyorlar. Ve senin dediğin gibi esas imalatçı firmanın biraz gözünü bağlıyorlar esasında. Pazarı görmesini engelliyorlar. Karlı fırsatları ellerinden alıyorlar. Daha yüksek fiyata satabilecekleri ürünleri satmalarını biraz engelliyorlar gibi bir durum var. Evet. Bir de şu hocam, yani kendi parakendesi olan mesela işte Zara gibi ya da diğer işte markaları bilirsiniz. Onlar gidip ülkelerde kendi sourcing ajanslarını kuruyorlar. Yani bir satın alma ofisi kurup oradaki fabrikalarla doğrudan muhatap oluyorlar ama bizim gibi niş ürünlerde yani sadece bere satacak bir adamın gidip de işte Almanya'dan kalkıp da Çin'de bir ofis açması, orada sourcing yapması aslında karlı da bir iş değil. Yani gün sonunda çok iyi satıyor, çok karlı satıyor olması lazım ki böyle bir maliyeti kaldırabilsin. Bizim farkımız şu, Norpro'nun hizmet aldığı sourcing ofisi başlı başına Norpro için kurulmuş bir işletme değildi. Yani bu Akal bünyesinde zaten bir ofisimiz bizim orada vardı. Bizim Kitli, Suitli ve diğer işlerimizi, private label işlerimizi zaten source ediyordu oradan. Biz de Norpro'nunla birlikte orayı geliştirmiş olduk. Çok ciddi bir avantajdı bizim için. Tabii ki burada dediğiniz gibi her bir aşamanın kattığı bir katma değer var. Bununla birlikte hak ettikleri bir kazanım var burada. Ama mesela şöyle bir farktan daha bahsedeyim hocam. Biz bu sourcing ajansilik kısmında Norpro'nun olarak zaten bir markamız olduğu için ve pazarda bir marka ürün satışı yaptığımız için ve bunu da rakiplerimize çarpışarak yaptığımız için normal bir ürün üretmenin haricinde koleksiyon üretmeyi, o koleksiyonu diğer markalardan farklılaştırmayı ve koleksiyon ürettiğimiz markanın DNA'sının ne olduğunu, kime hitap ettiğini, hangi tüketiciye ulaşmaya çalıştığını, hangi fiyatlarla ürün satmaya çalıştığını ilk bakışta 10 dakika içerisinde anlayabiliyoruz. Bu tecrübeden sebep. Ve biz gidip işte bunu birkaç senedir iyice büyüttük mesela oradaki ciromuzu. Avrupa'daki markalara anahtar teslimi koleksiyon yapmaya başladık. Ve bu normal bir sourcing ajansının, çünkü normalde onlar sadece fason takipçidir. Yani sipariş gelir, markadan gidip onu ürettirirler. Ama biz gidip mesela diyelim ki Almanya'da bir tane çok büyük bir kayak markasına şunu diyebiliyoruz. Ve 5 dakikada bizim toplantının şeyi bitiyor aslında. Anahtar teslim, sipariş alıp çıkabiliyoruz. Diyoruz ki biz seni biliyoruz. Diyelim ki ya burada örnek vereyim, Türkiye'de örnek vereyim mesela. Biz şimdi Skechers'e koleksiyon yapıyoruz burada. Ama Skechers'ın buraya satın almacısı geldiği zaman o daha bana hiçbir şey anlatmadan ben ona şunu söyleyebiliyorum. Ben senin kim olduğunu biliyorum. Ben senin New Balance'dan farkının ne olduğunu biliyorum. Ben senin Nike'dan farkının ne olduğunu biliyorum. Tüketicinin ne sunmak istediğini de çok iyi biliyorum. Hangi fiyatlara satacağını da biliyorum. Senin bana söylemene gerek yok. Oradaki parakendi fiyatını da ben sana belirleyebilirim. Ve sen kahveni iç, ben sana koleksiyonu getireceğim deyip sonra sıfırdan bir koleksiyon çalışıyoruz. Onun renkleriyle. Ve mesela bizim Skechers'e burada yaptığımız koleksiyonu Türkiye Skechers Amerika'ya da gönderdi. Yani dedi ki biz burada böyle bir koleksiyon çalıştık da bizden bahsetmediler ama yani dediler ki biz aksesuar grubunda böyle bir koleksiyon çalıştık ve bunu globalde satabiliriz diye bir de oraya satmaya çalıştılar böyle. Yani buradaki markalı ürün satma tecrübesi aslında arka tarafta çok şey geliştiriyor. Yani rakibinizi de daha iyi anlıyorsunuz. Private label tarafında da masaya oturduğunuzda sıradan bir tedarik ofisinden çok farklı bir kimliğiniz oluyor. Hatta oradaki buyer'a işi öğretiyorsunuz. Diyorsunuz ki bak siz aslında şu ürünleri de yapabilirsin. Şunlara da girebilirsin. Şöyle de fiyatlandırabilirsin diye. Onu da geliştiriyorsunuz. Yani bir sene sonra şu oluyor. Adam artık hiçbir yere gidemeyeceği bir hale geliyor. Yani o hizmeti gördüğü zaman diyor ki ya benim adıma, benim için markamı düşünen biri var karşımda. Yani bu adamın tek derdi mal satmak değil diyor. Tabii siz de burada şu aradaki işte 2,5 euroya fabrikadan alıp 3 euro satan ajansı gibi de olmuyorsunuz. Diyorsunuz ki benim fiyatım 3,5 euro, 3,80 euro. Tabii ki ona razı oluyor. Yani. Evet. Peki bu kılçıkta raw material kısmında bir Samet'in sorusu var. Pandemi döneminde ham madde ithalat sorunları yaşadınız mı? Tedarik zinciri yönetimi konusunda böyle olağanüstü bir durum hazırlıklı olmak ne kadar mümkün diye bir soru sormuş. Şöyle cevaplandırayım hocam. Bizim zaten iki üretimimiz var ana üretim anlamında. Biri Türkiye üretim, biri de Çin üretimi.
Bunların her ikisi de kendi içinde raw material tedarimi yapıyor. Yani biz Türkiye üretimindeki bütün ürünlerin ipliğini Türkiye'den alıyoruz. Çin'deki üretim zaten oradan yapılıyor. Dolayısıyla bir ham madde akışı yok bizim ürünlerimiz arasında. Öyle bir sıkıntı yaşamadık biz. Anladım. Yani Çin'de de üretiminiz var, imalatınız var. Tabii. Yani oradaki üretim direkt bizim fabrikamız olarak değil ama çok ciddi bir yani tedarik ağımız var bizim orada. Her ürün grubunda birkaç farklı opsiyon olacak şekilde. Ve biz orada yani işte Türkiye'de gerçi Gore-Tex bilinir ama Gore-Tex ve Primaloft işte kaliteli diyelim ki kar eldivenlerinden tutun da işte mass markete satacağımız 1,5 dolarlık çok basit bir bereye kadar çok geniş bir ürün grubunda koleksiyon üretebiliyoruz. Peki soruyu şöyle sormak lazım. Çin'de yani oradan yapılan sevkiyatlarda nihai ürün sevkiyatında sorun yaşadınız mı? Çin'deki imalatlarda pandemi döneminde. Yani yaşamadık. Çünkü şöyle bir formülizasyona gittik. Bizim normalde iki tarihli bir yani iki dönemli bir sipariş alma takvimimiz vardı. Bir Şubat sonunda bir de Nisan sonunda diye biz ikisini kümüle ettik bu sene. Beklettik. Çünkü Çin de zaten buna zihnen ve mental olarak hazırdı. Yani onların da siparişleri düştü. İlk gelen siparişler onlara düşük geldi. İkincisini bekleyip daha sonra abama konusunda da iştiyaklılardı. Onlar da aslında bize tersten yardımcı oldular. Dolayısıyla bir sıkıntı yaşamadık orada. Ama normal dönemde olsa yaşardık. Yani onlar bunu yapmasaydı. Biraz aslında onların bu işe kattığı bir şey oldu hocam. İlave bir efor oldu yani. Evet. Buyurun. Ve görmüş olduk. Evet. Şöyle hızlı bir toparlayayım. Çok fazla mesai harcadık. Pazarı öğrendik. Hangi markaları nasıl bu işleri yaptığını öğrenmiş olduk. Sonra rakiplerimizi çok daha detaylı bir şekilde araştırdık ki biz de sahaya çıktığımızda çünkü bu adamlarla savaşacağız. Bu adamların karşısına ne koyabileceğimize biz bakmaya çalıştık. Sonrasında bu adamlarda olmayan ama bizde olan bu tedarik ürün akışı sistemi içerisindeki avantajlarımız neler? Bunları masaya yatırdık ve bunların hangilerini biz daha sonra skora çevirebileceğimizi belirlemiş olduk ekip olarak. Çünkü bir satın almacıya gittiğimizde hangi argümanlarla ikna edeceğimize dair bizde ne var onu da bilmemiz gerekiyordu. Ve burada şey de çıkmış oldu karşımıza. Bizde olan ama sahada skora dönüşebileceğini ancak bu araştırmadan sonra fark ettiğimiz bir takım kalifiye özelliklerimiz ortaya çıkmış oldu. Bizim farkında olmadığımız. Bunları da birleştirmiş olduk. Ve oturup kendi SWOT'umuzu çıkarmış olduk akademide. Güçlü yanlarımız neler, zayıf yanlarımız neler, fırsatlar neler ve tehlikeler neler. Bunları maddelendirmiş olduk. Yani bu ne zamanın SWOT analizi? Ha? Yani bu ilk girdiğiniz zaman mı yoksa güncel bir analiz mi? Yok hocam bu biz yani markayı 2012'de oluşturmaya başladık. 2013'te lansmanını yaptık. Bu da 2010-2011'ler. Peki burada şu an SWOT analizi yaptaydın ne girer ne çıkardı burada? Onu da belki anlatırken onu da ekleyebilirsin. Yani çünkü aradan bir 6-7 sene geçmiş. Güçlü yanlarınız belki zayıfladı. Bazıları daha da güçlendi. Zayıf yanlarınız güçlendi. Tehditler değişti falan. Belki o açıdan da bize söyleyebiliriz. Yani en büyük farklılık şu hocam. Biz bütün bu yani süreci yaşarken özellikle product label koleksiyonları üretirken markalara ve onlardan gizli bir şekilde istihbari bilgiler alırken kendimiz de eğittik, geliştik. Orada markalı bir ürünün nasıl satılabileceğine dair pek çok bilgi elde etmiş olduk. Tabii bunu yaparken yani buna başladığımız noktada biz hiçbir şey bilmiyorduk. Yani sıradan bir atölyecilik diyebilirim yani. Sadece burada bir bereyi iyi üretmeyi bilen ama bunun haricinde gittiği private label müşterisinin ürün grubunun ne olduğunu bile ilk bakışta anlayamayan, onun çok fazla yönlendirmesine muhtaç olan bir firmaydık. Bir imalatçıydık. Bu çok ciddi bir farklılık. Biz mesela buna bugün başlasak, yani tekrardan Nordpro'nu biz çöpe atsak, yeni bir marka çıkaracak olsak, buraya yazacağım en büyük şey o olur. Çünkü biz şu an bu tecrübeyle sadece bere değil, herhangi bir ürün grubunda dahi pazarın nasıl araştırılacağı, kısa bir sürede nasıl boşlukların tespit edileceği, rekabetin ne düzeyde olduğu, karlılığın ne düzeyde olduğu ve nereye hamle yapılabileceğine dair bir çalışmayı 4 ayda bitirebiliriz mesela. Yani orada elde ettiğimiz bakış açısıyla. Ki şunu belki belirtebilirim. Hani
bizim sektör haricinde de bir yere geldiğimiz farklı ortamlarda bazen ben de mesela bu taraftan verdiğim tavsiyelere veya kurduğum cümlelere bakıyorum. Karşı tarafta oluşturduğu etkiye veya dönüşüme yani bunu kendimce teyit etmiş oluyorum. Çünkü bir şeye bu kadar derinlemesine dalmak sadece kendi ürün grubunuzda değil, bütün oradaki o tekstil pazarını ya da parikende denilen şeyi çözümlemenize sebebiyet veriyor. Çok ciddi bir kazanım, ciddi bir bakış açısı. Evet. O gıda bile olsa bakıyorsunuz, oradaki bir tespit işimize yarayabiliyor yani. Evet. Akabinde biz Norpron'a başlamadan önce Norpron hikayemizi tabii tespit ettiğimiz şeylerden bir tanesi de şuydu. Bu demin bahsettiğim derinlemesine dalışta. Sıfırdan bir marka çıkarmak en az 2 sene, 3 sene, belki ilerleyen bir slide'da değinebilirim. Bir takım şeyleri sabretmeniz demek oluyor. Biz acaba bu süreyi kısaltabilir miyiz? Burada biraz daha hızlı hareket edebilir miyiz diye. Hem private label üretim yaptığımız markalardan hem de direkt gidip kontak kurduğumuz markalardan bir takım satın alma girişimlerine bulunduk. Yani mesela bu Screamer diye bahsettiğim marka, böyle logosunu koyduğum. Bu bir Amerikan markası. Sahibi bir kadın ve eşi. Yani bayan herhalde şu an 72 yaşında falan. Eşi de 80'lerindedir. İki tane çocukları var işte Amerika'da. Bir tanesi avukat, hiç bu işlerle bir alakası yok. Diğeri de yine bu alakası olmayan bir, bu işlerle ilgisi olmayan bir profil. Yani tabii Allah gecinden versin ama yani ikisinden biri vefat ettiğinde marka yok yani. Ama bakıldığında 20 yıllık bir geçmişi var. Ama tabii son 10 senesinde çok fazla bir ürün geliştirmesi yok vesairesi yok. Tabii biz bunların, yani bu ailenin üçüncüsü olduk aslında bunları üretim yaparken. Tüm koleksiyonlarını gördük. Neyi nasıl yapıyorlar, ne kadar yapıyorlar, nasıl satıyorlar, müşteri kitleleri nedir, dağıtım kanalları nedir, hangi dağıtım kanalıyla bu malları tüketici ulaştırıyorlar vesaire. Bunları da görmüş oluyorsunuz. Ve gün sonunda mesela masanın bir anda öbür tarafına geçip ya siz bu markayı satmak ister misiniz diye sorduk mesela bunlara. Buradaki markaların aslında hemen hemen hepsi, buraya yazmadım, bunda çok fazla marka var. Biz hepsini birebir ziyaretlerde bulunduk. Bazen onlar geldi, bazen biz gittik ki bazıları zaten müşterimiz bizim hali hazırda da. Bu tabii girişim bizim istediğimiz gibi sonuçlanmadı. Yani bazen işte markaların kendilerinden sebep, bazen ekonomik durumlardan sebep, bazen ortaya konulan diğer argümanlardan sebep biz bir marka satın alması yapamadık. Ve mecburen dönüp dedik ki kendi markamızı oluşturmamız gerekiyor. Tüm bunları yaparken altını çizmek istediğim bir konu da şu. Demin aslında sunumun başında bahsetmiştim ya hocam. Hani böyle birini bulduğunuz zaman belki amiyane bir tabir ama olabildiğince sağın diye. Yani biz sadece sahada koşturmadık. Onun dışında bu işin kitabi tarafında da çok fazla kafa yorduk. Yani onlarca kitap okuduk, makale okuduk. Uzman görüşü anlamında gidip insanlara danıştık. Buraya sadece iki tanesini koydum ben. Biri biyoloji kitabı, 2008 basımlı bir kitap bu. İsveçli bir yazar. Yani tüketicinin, hepimiz tüketiciyiz, bir şeyler alıyoruz yani, para verip bir şeyler alıyoruz hepimiz. Bunu niye aldığımıza dair pek çok aslında sebebimiz var. Bizim bunların belki sadece %10'unu bildiğimiz şekilde oluyor bu alışverişler. Neuromarketing diye bir şey var. Çok bambaşka bir dünya. Yani, duymuşsunuzdur mutlaka. Veya işte ya bir mağazaya gittiğimizde bir siyah bir gömlek alacağız. İhtiyacımız da o ama beyaz bir Lacoste gömleğin indirimli olduğunu gördüğümüzde fiyatı makulse bir anda fikrimiz değişebiliyor, alabiliyoruz. Bunu sorgulamıyoruz da. İşte bunun bir altyapısı var. Bunun niye olduğuna dair pek çok aslında arka planda işleyen bizim bilinçaltımızda mekanizmalar var. Bunlara dair de biz çok fazla okumalar yaptık. Yani yol haritamızı belirlerken, markamızı oluştururken neyin olmazsa olmaz olduğuna dair pek çok okumalar yaptık. Hikaye anlatımı nedir? Bu storytelling diye bahsettiğim kısım. İşte bir rıza argümanları nelerdir? Algı haritası nedir? Bunlar çok önemli şeyler. Hatta şu cümle çok tartışılır. Yani ben bunu hala, işte 2012'de marka başladı. 2013'ten beri yıldır ben markayı satıyorum. Ve burada ürettiğim biberin üzerine Norpro markasını koyduğum zaman işte bir anda 25 lira oluyor. Halbuki o bere, işte demin tabloda gördük, 2,5 kiloluk bir bere. Yani ya da işte gidip
benzer bir şey belki BİM'den işte 9-10 liraya alabilirsiniz ama üzerine Norpro'nun koyduğunuz zaman bir anda değeri artıyor. Bunu yapan aslında son kullanıcı. Buna razı olan aslında son kullanıcı. Bu nasıl oluşturuluyor yani? Buradaki algı yönetimi nasıl oluşturuluyor? Buna dair de biz pek çok şey okuduk o dönemde. Buraya sadece iki tanesini koymak istedim. Yani yapılan bu, bunları tavsiye ediyorsun aynı zamanda. Şiddetle tavsiye ediyorum hocam. Bu Türkçe'de çevirmiş zaten bunlar. Var. Türkçe'de de var. Bulunabilir. Ve okunması lazım. Evet. Önemli. Siz bir yandan şeye mi baktınız hocam? Türkçesi hangi sene basılmış mesela? Şu biyoloji var Türkçesi. Doğrudur hocam. Ben 2011'de okumuştum bunu diye hatırlıyorum. 2011-2012'ydi. Sonra Norpro'nun ufaktan doğmaya başladı. Burası çok eğlenceli, komik, biraz da böyle garip bir zaman aralığıydı. Biz Norpro'na başlamadan, ilk başladığımızda logo çalışmalarımıza tabii şunun farkındaydık. Satmak istediğimiz pazar bizim Avrupa. Yani Türkiye değil. Globalden başlayıp biz bu hikayeyi oluşturalım istedik. Ve oradaki insanların kullandığı dil ne, bir kelime gördüklerinde, marka olarak bir kelime gördüklerinde ilk 3 saniyede ne hissediyorlar? Çünkü biz o kararı 3 saniyede veriyoruz satın alacağımız şeyle ilgili. Ne hissediyorlar? Ve burada güveni nasıl oluşturabiliriz? Ürünümüzle bunu nasıl ilişkilendirebiliriz? Okuduğu ya da gördüğü logonun bir anda onun böyle bir ödeme yapmasına, çünkü cebinden çıkarıp para verecek bu adam. Yani o arada hiçbir kontak kesintisine uğramaması gerekiyor. Bunu nasıl inşa ederiz'e dair denemelere başlamıştık. İlk aslında bizim denediğimiz marka Nordice'tı. Bu sol köşedeki marka. Bir kere Nord kelimesine mutabıktık. Yani kuzey kelimesi olması. Çünkü her Avrupa'daki hemen hemen her dilde Nord hep şeydir, kuzeydir. Yani yazılışı değişir, okunuş değişir ama yanlış bir telaffuz etseniz hep Nord kuzeydir Avrupa'da. Soğuktur. Soğuktur. Yani biz de kışlık ürün satacağız. Bere satacağız. Dolayısıyla orayla direkt irtibatlanması gereken bir şey var, bir durum var. İlk kelimemiz bizim oradan ortaya çıkmıştı. Nordice'ın biz patentini alamadık. Nordica diye bir kayak markası var. Yani globalde alamadık. Birkaç pazarda alma imkanımız var. Türkiye'de alırdık ama biz istedik ki çıkan marka Çin'den Amerika'ya kadar bütün dünyada şey olsun. Tescillenebiliyor olsun. Hatta Nordice buradaki renk farklılıkları şeyden geliyordu. Her bir ürün, her bir renkte bir koleksiyon olacak. Mesela Nice diye kısalttığımız kısım bir bayan koleksiyonu olacak. Sadece bayan ürünlerinin olduğu. Mavi olan sadece işte kayak pazarına yapacağımız ürünler vesaire gibi bir ayrıştırma da vardı. Nihayetinde biz Norpro kelimemize geldik. Norpro da İsveççe Kuzey Köprüsü demek. Bir İskandinav şeyi var aslında. Havası var üzerinde. Burada da ilk logo denemeleri var. Bizim nihai logoya gelmeden önceki halimiz var. Tabii işte şu sol alttaki biraz daha eczane ilaç şeyine benziyor. Buradaki biraz daha su markası gibi bir şeye benziyor. Direkt bizi şey yapmıyor aslında yani kelime doğru olsa da. Bir de o dönem tabii şey de vardı. Biz kendi logomuza gelene kadarki süreçte mesela bir tanesini örnek vereyim. İşte Game of Thrones diye bir dizi o zamanlar yeni başlıyordu. Ve dünyayı kasıp kavuruyordu. Oradaki renkler, kıyafetler, oluşturulan işte hikayedeki semboller vesaireler insanların zihnini sürekli böyle bir yoğuruyordu. Dolayısıyla orayla da biraz böyle bağlantılı olabilecek bir şey bulacak olmak bizim için bir olta olacaktı. Bu da masamızdaki maddelerden bir tanesiydi. Ve bu ve bunun gibi biz 20-30 tane taktiği, bilgiyi, işte tecrübeyi harmanlayıp Norpro'nun logosunun tasarımını yapmış olduk. Ve çok başarılı oldu. Yani kime göstersek zaten direkt bu demin bahsettiğim algıdan ötürü aslında yeni bir marka değildi. Sanki 20-30 senedir varmış, o yeni görmüş gibi. Ha, ben bunu bir yerden biliyorum. Algısıyla bize feedback verdi. Bu da dedi ki tamam, şeyi başarmışız. Yani işimizi doğru yapıyoruz. Bu bize çok büyük bir keyif verdi. Burada Turkish brand mi yoksa Türkiye'den bir marka mı slide'ımız var. Bunu özellikle koydum arkadaşlar. Yani siz dış ticaretçisiniz, dış ticaret yapacaksınız. Bu şu demek, siz aslında Türkiye'de olmayan insanlara mal satacaksınız. Dolayısıyla nereden, nasıl güven vereceğinizi iyi bilmeniz gerekiyor. Türkiye mesela tekstil sektörü, kendi sektöründen söyleyeyim. Burada üretim yapma anlamında globalde bir yere sahip insanların zihninde. Yani
bir şeyin Türkiye'de üretiliyor olmasının verdiği bir güven var. Ama Türkiye ait olmasının, Türk markası olmasının aynı derecede bir şeyi yok. Aynı derecede bir karşılığı maalesef yok. Bunlar iki ayrı şey. Yani bir Fransız markası çıktıktan, bir İtalyan markası çıktıktan iki sene sonra müthiş bir başarı elde edebiliyor. Çünkü İtalyan markası diyorsunuz. Yani bir tasarıma, bir şeye gidiyor kafalar. Orta üretilmese dahi, Çin'de üretilse dahi İtalyan markası olması ona mesafe aldırabiliyor. Dolayısıyla biz de o yüzden Türkçe bir kelime veya direkt bizi o anlamda, yani marka ürün satma anlamında zihinde bir yere götürecek bir kelimeyi istemedik. Özellikle bunu istemedik ve Nord Pro markası bu yüzden ortaya çıktı. Bu konuda sıkıntı yaşamadık mı? Burada yaşadık. Yani globalde yaşamadık ama burada yaşadık. Bunun tabii alt başlıklarında hem buradaki yani bürokratik noktalar da var. Yurt dışındaki bürokratik noktalar da var. Mesela bir örnek vereyim sadece. Çok fazla takılmayalım burada. Katıldığımız bir yurt dışı fuardı Petersburg'da. Tabii katılıyorsunuz. Oradaki teşviklere başvuruyorsunuz. Teşvikleri onaylanmak için oradaki ticari ateşe gelip sizi ziyaret ediyor. Hakikaten orada mısınız? Dediğiniz gibi bir sunum yapıyor musunuz diye projeyi onaylıyor. Ama bizim hiçbir standımız direkt Türk olduğumuzu, Türkiye'den gelen bir marka olduğumuzu anlayacak şekilde yani tasarlanmıyordu. Zaten logo öyle bir şey değil. Yani bakanlar bizi İskandinav zannediyordu. Hatta bu konuda İsveçlerden özellikle çok böyle tepki aldığımız fuarlarımız da oldu. Yani adam geliyor, çok beğeniyor, ürünü beğeniyor, markayı beğeniyor. Yani beni seçtiğim arkadaş sen Türksün diyor. Yani niye böyle bir şey yapabiliyorsun? Ben yapamadım. Sen nasıl yapıyorsun diyor. Bütün sahneler de yaşadık. Petersburg'da ateşe geldi. Yani gelmiş. Biz fark etmedik. Birkaç defa da bir şeyin önünden geçmiş. Standın önünden ama bizim Türk olduğumuzu anlamamış tabii. Sonra biz kendi aramızda konuşurken duyunca işte içeri girdi arkadaş. Ya dedi siz kimsiniz? Nereden geliyorsunuz? İşte biz Türk markasıyız. Bak işte bu standla gelmiştik vesaire falan diye. Oturdu masaya. Sonra zaten ikinci dakikadan sonra şeyi fırça satmaya başladı. Yani niye burada işte bir Türk bayrağı yok? İşte bu standı şöyle yapmanız lazımdı. İşte burada sizin yöresel giymeniz lazımdı. Mesela bizim orayı düşündüren işte kıyafetler giymeniz lazımdı. İşte şöyle bir afiş koysaydınız, şu olsaydı, bu olsaydı vesaire falan diye. Tabii ben orada yani marka nedir, nasıl yaratılır, bunun algoritması nasıl oluşturulur, biz ne satmaya çalışıyoruz, nasıl satmaya çalışıyoruz. O dünyada değil o yani. Yani hiç evet. Hocam yani. Maalesef. Şeyi düşünüyorum Tahir sen anlatırken mesela yabancı bir firma Türk markası kullansaydı veya Türk markasıyla piyasaya çıksaydı algı nasıl olurdu acaba? Mesela bir Avrupa firması ya da güçlü bir Amerikan firması. Ne düşünüyorsun? Hocam çok güzel örnekleri var. Yani mesela hemen bir örnek vereyim. Armed Angels diye bir marka var. Sustainable, yani sürdürülebilir ürünler yapıyor sadece ve bunu da sadece Türkiye'de üretiyor. Bu bir Alman markası. Ondan sonra ve bütün hikayesini de Türkiye'de sürdürülebilir ürünlerle ürettiği, şey, bunların akredite olmuş fabrikalarında yaptığını hikayeleştiriyor. Ve oradan görüntüler koyuyor. Yani bizim teyzelerimiz var işte konfeksiyon makinelerinde, işte abilerimiz var kalite kontrolü yapıyor vesaire falan. Ama yine şöyle önemli bir fark var orada. Marka yine Alman markası hocam. Yani Türk markası değil. Yine Türkiye üretimini aslında pazarlıyor. Yani pazarladığı şey orada büyük ölçekte imaj olarak, marka imajı olarak ve taahhüt ettiği şey olarak yani kaliteyi bir Alman markası olarak ya da oradaki katma değeri talep ederken müşteriden bir Alman markası olarak talep ediyor. Arkasında da Türkiye üretimini destekliyor. Yani yine aslında bir Türk markası imajı da bunu yapamıyor. Çünkü kullanacağı katma değer noktası bizim üretimimiz. Biz değiliz. Bizim kendimiz değiliz yani. Çok önemli bir konu yani. Zihinlerde oluşan o imge anında tepki veriyor yani bazı şeylere. Bunu biraz kabullenmek lazım. Daha yani bu durum böyle yani. Yani geliştirilebilir, iyileştirilebilir ki yapılabilir bu. Ama bu durumun böyle olduğunu kabul edip de global piyasalarda faaliyet göstermek lazım. Yani bu işin şey tarafı hani vatan, memleket, millet kimse kimseyi sorgulayamaz ve doğru da değil zaten. Ama bu bir mücadele. Bu mücadelede de bu tür şeyleri kullanmak bence doğru. Herhangi bir sorun yok yani. Evet. Ya zaten şu var hocam. Şirket burada. Yaptığımız satışın parası buraya geliyor. Yani o katma değer buraya dönüyor. Siz burada bunu geliştiriyorsunuz. Sonrasında öğrendiklerinizle buraya katma değer getirecek daha fazla şeyler elde ediyorsunuz.
Yani orada belki anlatabileceğim pek çok hikaye vardı hocam. Yani bir tane sadece bir dakikalık bir örnek vereyim. Hı hı. Çin'in en büyük fabrikalarından ve yani kendi bünyesinde 5-6 tane binlerce insanı çalıştırdığı fabrikasının olduğu bir grup şirketi bu tarafa gelmek istediğinde Türkiye'ye, özellikle bu son 2 senedir bu şekilde bir şey var, bir talep var bu tarafa doğru. Gelip partner olarak anlaşabileceği tek şirket olarak bizi gördü. Çünkü bizim Avrupa tarafından, ya pazar tarafındaki bilgimizin, tecrübemizin ve bunu da markalı bir ürünle yaptığımızı gördüğünde direkt şuna teslim oldu. İşte bunlar sadece atölyeci üretici değil. Yani sadece üretici olup 5000 kişilik fabrikanız da olsa çıkabilecek herhangi bir rakiple bir gün sonra kapanabilirsiniz. Yani daha iyi fiyatı verecek birisiyle bir anda silinebilirsiniz. Ama burada başka bir şey var ortada. Şunu görüyor insanlar. Bunlar işte partnerlik yapabileceğim bir şirket. Yani üretim yapabileceğim değil, partnerlik yapabileceğim bir şirket. Ben bunlarla aile olacağım, beraber büyüyeceğiz, beraber geliştireceğiz, beraber rekabette savaşacağız, beraber kazanacağız ve beraber paylaşacağız. Bu aslında bir tip üstünde farklı bir sahne. Vallahi bunu biz yapabiliriz, ama böyle bakarsak yapabiliriz. Yani. Şimdi şeyi düşünüyorum Taha, yani insanlar evlatlarına Avrupa'da ve Amerika'da söylenirken kolay olabilecek isimler vermeye başladılar. Biliyorsun yani. Şimdi orada bir şey olmuyor yani o. Yani bu aynı noktaya neden orada eleştirilmiyor, ne olmuyor falan, o konu bence tartışılması gereken bir konu. Bir de bazen şunu düşünüyorum, yani kapıları açsak kaç kişiyi kaybederiz? Bir de onu düşünmek lazım memlekette yani. Bu da önemli bir sorun. Yani herkes şimdi bizim öğrencilerimiz arasında da hocam Avrupa'ya gideceğim, Amerika'ya gideceğim, orada çalışacağım, orada iş kuracağım. Şeyi var, yaklaşım var ki bence de yapabilir, yapmalılar. Çünkü global dünyada yaşıyoruz ama bu anlamda sorgulanmaması gereken bir şey bence. Doğru bir yaklaşım değil yani. Evet, ya, bunu... 20-25 dakika gibi var. Tamam, bitirmiş olalım. Ona göre planlamayı yapalım. Tamam hocam, hızlanalım. Bu demin bahsettiğimiz konuyu aslında destekler bir slide bu. Yani marka olmak ülkeden bağımsız bir şey değil ve biz bu hikayenin içerisinde ülkemizin yaşadığı gerek politik, gerek askeri, gerek siyasi neyse artık bütün sıkıntılardan da etkilendik marka olarak sahaya indiğimizde. Sadece başındaki örneği vereyim. Yani biz 2013'te lansmanımızı yaptık ve 2013'te gezi olayları vardı. Ben İsviçre'ye sunuma gittiğimde sabah otelde kahvaltımı yaparken arkada CNN'de işte bizim ülkenin bir savaş görüntüleri vardı. Tabii onlar biraz da böyle abartarak şey yaptık. Evet. Ve toplantıya gittiğimde zaten ilk sorduğu şey, ya ben de doğru anladım değil mi? Sen İstanbul'dan geldin buraya. Evet dedim. Yani bu marka dedi, Türkiye'den bir marka dedi. Evet dedim. Türkiye dedi, bitmiş dedi yani. Hani siz de şu an savaştasınız. Nasıl dedi, sen bana gelmişsin, işte şunu yapacağız, bunu yapacağız. Sen hangi malı, nerede, ne zaman üreteceksin dedi, ben sipariş versem dedi. Yani bunu hep yaşadık. Yolda da hep yaşadık. Biz Türkiye'de satış toplantıları yaptık, insanları buraya getirdik. Getireceğimiz takvimden mesela bir ay önce işte havalimanı patladı. Ama insanları buraya getirebildik. Burada bir sürü hikayeler var aslında anlatılabilecek. Bunu nasıl yaptığımıza dair. Ama önemli olan şey şu, evet arkadaşlar yurt dışına gidebilirler. En basiti bu bence. Yani gidip de kredi alıp gidip bir yerde yaşamak çok kolay görünebilir ama bunu bence burada hala yapabiliriz. Yani bu kadar sıkıntıya rağmen, bu kadar zorluğa rağmen bunu yapmalıyız da, çünkü bu enerji hakikaten bizde var. Bu girişimcilik ruhu hakikaten bizde var. Yani şeyi çok diyoruz ama hani işte, Türk gibi giriş, İngiliz gibi bitir diye böyle tam hatırlayamasam da bir kelime vardı, bir cümle vardı. Yani her şeyi atlamayı, yapmayı seviyoruz ama bence şu anki nesil bunu nasıl yapacağını da öğrenmeye başladı. Bilgiye çok kolay ulaşabiliyorsunuz. İmkanlar çok daha fazlası seferber edilebiliyor. Eskinin kolaycılığına bence kaçmamalıyız. Yani bu kadar sıkıntıya rağmen şu, yani biz 7 yıldır varız. 7 yıldır işte trendi görüyorsunuz burada. Her sene bir şey oldu. Ama biz buna rağmen Nordkron'a duyulan güven hiçbir zaman sarsmadık. Pazarda her zaman, her sene büyüdük. Pazar payı elde ettik. Rakiplerimizin önüne geçtik. Hatta rakiplerimizden tehdit dahi aldık. Orada başka hikayeler de var yani. Ve bunları yaparken de ülkemizin hali de buydu. Yani biz dönüp de başka bir şey düşünmedik. Bunu bence yapmalıyız. Çok, çok güzel bir görsel bu. Yani böyle bir sinema şeridi gibi, film şeridi gibi geçiyor. Evet. Buradaki trend neyi gösteriyor? Yani o rakamlar 5.77 şey, dolar ne?
Burada kuru artışları da vuracağım. Kuru artışı var değil mi burada? Evet, onun tamam. Üzerinden hazırlanmış bir tablo onun bu. Üzerinde. Ama benim koyma sebebim yani hiçbir seneyi, hiçbir hatta 6 ayı, 5 ayı boş geçmememiz. Yani. Evet, yani aksiyonumuz var ve hareketimiz var ama ona rağmen yoluna devam ediyor memleket. Çok yani evet. Bunu şimdi bir Batı memleketindeki bu olayların olduğunu düşündüğünde orada girişimci kalmaz herhalde ta değil mi? Yani evet, evet hocam. Ki zaten gördük işte en ufak bir şeyde hemen böyle evlerine kapanıp sahayı terk edip evet. Yani sahayı terk edip kaçıyorlar. Meydan bize kalıyor aslında. Yani biz daha dirençliyiz. Bu memleketin girişimci ruhu olağanüstü hakikaten. Yani şu tabloya rağmen hala üretiyoruz, imal ediyoruz, satıyoruz, ümidimizi kaybetmiyoruz. Bu çok olağanüstü bir şey. Yani çok az millette olan bir şey hakikaten. Yani kışın iş yapıyoruz. Biz satışımızı kışın yapıyoruz. İşte yılbaşında da Reyna patlıyor ondan sonra. Tutup işte 7-8 tane distribütör size ya falan filan diyor. Tekrar tamir ediyorsun, tekrar tamir ediyorsun, tekrar tamir ediyorsun. Şey bitmiyor. Yani aksiyon hiçbir zaman bitmiyor. Ama bence bu keyif de veriyor. Yani işinizi daha iyi yapmanıza, daha iyi geliştirmenize, elinizde tuttuğunuz başarıyı daha fazla sahiplenmenize de sebebiyet veriyor. Bence bu ruhu çok önemli. Sadece iş yapmayı bilmek değil. Yani sektörden bağımsız olarak bunu söylüyorum. Bunun başarısız olacağı bir durum ben tanımıyorum hocam. Yani bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Bence yani. De evet. Evet. Hızlanalım demiştik. Burada stratejik overview kısmında aslında biraz teknik bilgiler var. Yani bu şu demek. Biz Nordpro'nun lansmanını yapacağımız seneyle birlikte şunu biliyorduk. İlk birkaç sene biz ne yaparsak yapalım pazarda bir kere bir test süresi geçireceğiz. O test süresi içerisinde bizim çok ciddi harcamalarımız olacak. Bu sadece maddi değil, manevi de harcamalarımız olacak. Zaman da harcayacağız. Bunu yaparken diğer işlerimizi de biraz ötelemiş olacağız. Yani skor yaptığımız işlerimizi de ötelemiş olacağız. Dolayısıyla bir an önce satışlarla birlikte maliyetlerimizi dengelediğimiz noktaya hayatta kalarak varmamız gerekiyor. Buradaki ölüm vadisinden çıkmamız gerekiyor. Buna dair de tabii burada setup cost kısmında da yani işin kuruluş aşamasında da sonra satış ve pazarlama başlıkları altında da onlarca şey var. Onlarca aksiyon var. Bunları yaparken işte nasıl yol aldık? Buna dair birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Tabii öncesinde bu sahne önemli. Buraya hakikaten dikkat çekmek isterim hocam. USP dediğimiz nokta. Yani bizi rakiplerimizden farklılaştıran şey ne? Avrupalı çok kibar. Her yani insan profili hemen hemen her ülkede bazılarını ayrı tutmak gerekebilir. Fransa gibi belki. Çok kibar insanlar. Sizi çok iyi dinlerler. Siz sunum yaptığınızda, bir şey anlattığınızda ama niye kaybettiğinizi hiçbir zaman anlayamazsınız. Eğer dönüp öz eleştirinizi de bir şekilde yapamıyorsanız. Yani niye o siparişi alamadığınızı, niye toplantıdan eli boş döndüğünüzü anlamazsınız. Çok güzel bir toplantı geçirirsiniz. Kahveler içersiniz, eğlenirsiniz, gülersiniz vesaire. Anlatırsınız, öyle dinlemiş gibi yaparlar ama bu yoksa, yani size hakikaten kristal clear bir şekilde, net bir şekilde ortaya koyan farklılaştığınız şey neyse, bu yoksa sahnede hiçbir önemi yoktur. Yani müşterinin ne istediğini çok iyi bileceksiniz, rakiplerinizin neye sahip olduğunu çok iyi bileceksiniz ve sonrasında sizin rakiplerinizden farklı olarak onlara ne sunduğunuzu çok net bir şekilde izah etmeniz gerekiyor. Bu her sektörde böyledir. Yani ben sadece tekstil sektör için bunu söylemiyorum. Niye sizi tercih etmesi gerektiğini o daha sormadan söylemeniz gerekiyor ki o toplantı bir yere varsın. Toplantısı bir skorla neticelensin. Yani değer önermeniz ne olacak değil mi? Evet. Ne değeri öneriyorsunuz? Yani? Evet. Evet. Yani sizi tercih ettiğinde ne kazanacak? Yani mevcut düzeni niye bozsun? Zaten bir satın alma yapıyor. Aldı malı satabiliyor müşterisine. Orada bir kar da elde ediyor. Niye düzenini bozsun? Zaten şey tipler değiller. Yani çok Türk gibi değiller ki böyle ya işte bir deneyim bir gönder bakayım şu kadar tır falan desin. O alışkanlıkları hiç yok sağ olsunlar. Yani evet, öyle bir durum var. Yani sen burada, böyle anlatınca çok yavan hayatta olduğunu düşünmeye başladım. Öyledir hocam. Hakikaten öyle. Öyle değil mi? Eleştiriyorum yani, ama. Ama bence de ben de katılıyorum. Yani bizdeki hareketlilik, dinamizm şey yok. Yani ama tabii güç yani ekonomi güçleri olduğunu da kabul etmek lazım. Ama yani emeklilikten sonra bile isteyeceğim bir hayat olmayacak benim için zaman bir hayat tarzı. Yani hep evet. Aynı, hiçbir şey değişmesin böyle. Evet, evet, evet. bize göre değil yani. Değil, değil. Evet. Burada bir takım başlıklara var ama biraz detaya iniyor. Belki bu ile ilgili sorular sorulursa ben hocam buraya döneyim.
Yani bizim o ölüm vadisinden çıkana kadarki yaptığımız masrafların, harcamaların, olmazsa olmaz kırılımları var. Evet, bir listesi burası. Kırılımları. Aynı zamanda bizim bütçemizi oluşturan kalemler de bunlar. Ve bizim karlılığımızı nasıl oluşturduğumuzun da aslında temelleri bunlar. Çünkü yine şöyle bir noktaya değinip geçeyim burayı. Rakiplerimizin de pek çoğunda bunlar var. Bazıları fazla bir şekilde var. Onların organizasyon şemasından ötürü. Ve demin anlattığım o ürün hayat eğrisi vardı hocam. Oradaki masraflarından ötürü daha fazla bir şekilde onların bütçesine yansıyor. Biz burada onları da nasıl yöneteceğimiz, nasıl minimal bir hale getireceğimizi de aslında çalışmış olduk. Bizim için çok temel ve önemli bir nokta burası. Burada bir şey sorayım. Bu şeyde ihracat sayısı 100 bine doğru yaklaşıyor. 95-100 bin arasında. Bu rakım içerisinde bir defa ihracat yapmış olan da var. İhracatçı birine kayıt olmuş olup falan, pasif olanlar da var ama mesela sizin şirketiniz şu ürün vadisinde gezinirken şöyle dedi mi, yani biz bunu yapmayalım. Yani bu uğraşılacak iş değil. İç pazar memnunuz ya da işte bu süreç oldukça zorlu. Kaynaklarımızı ve enerjimizi buraya sarf etmesek sanki daha iyi gibi bir tereddüte düştü mü? Düşmedi hocam. Çünkü şundan düşmedi. Biz iki şeye çok inandık. Yani aslında bu vizyon şirket tarafından zaten ortaya konulmasa sonunu getiremezsiniz. Birincisi, niye markalaşacağım? Yani ben niye markalı ürün satmak isteyeyim? Bunun cevabının iyi verilmesi gerekiyor. Ve tabii ki bunun alt kırılmanında cevap olarak şey var. Yani markalı bir ürün sattığınız zamanki oluşturduğunuz katma değer tırnak içinde aslında ilelebet sahip olacağınız bir değerdir. Yani markalar pazarda var olurlar, yerlerini sağlamlaştırırlar, giderek de büyürler, sonra ürün geliştirirler, karlılıklarını artırırlar vesaire. Ama marka haricinde onun etrafındaki bütün unsurlar çok kolayca değişebilir. Yani tedarik ağınızı hemen değiştirebilirsiniz. Organizasyon şemanızı değiştirebilirsiniz. Bir tedarikçinizden diğeri daha uygun fiyat verdi diye hemen öbürüne yönelebilirsiniz. Veya piyasa değişir, bir ürün grubundan komple çıkabilirsiniz. Yani beri olarak başlayıp biz 5 sene sonra elektrikli araba yapabiliriz. Yani bu olmayacak bir şey değil. Ama marka denilen şey, yapılan yatırım, evet eforu çok fazladır. Uzun zaman alır. Her şeyin çok profesyonel yapılması gerekir. Ama bu istek, bu arzu olmaz. Zaten bunu besleyemezsiniz. Yoldan geri dönersiniz hemen. Yani çünkü sıradan bir satış değildir marka ürün satışı. Bir fuara gittiğiniz zaman, yani private label olarak gittiğinizde işte 3-5 bin euroya kocaman bir stand yapabilirsiniz mesela. Ama markaysanız en az 50 bin euro para harcamanız gerekir. Onun ışığına kadar bakarsınız. Kaç kelvin ve ben ampli koymalıyım. İşte zemini şöyle mi yapsam, girişi böyle mi yapsam diye. Çok şey değişir. Bu uzun vadeli bakış açısıyla ileri baktığınızda aslında yoldaki her şey teferruat geliyor hocam. Yani bu olmazsa yapamazsınız yani. Birincisi bu. Biz markalı, yani markalaşma şeyinden hiçbir zaman vazgeçmedik. Vizyonumuzdan. İkincisi de bizim bunun gerektirdiği ölçüde arkada ne kadar yapılanma ve kendimizi geliştirme noktası varsa bu konuda tembellik yapmadık. Yani hem üretim konusundaki kendimizi geliştirmemiz olsun, hem ürün tarafı, hem satış tarafı, hem çünkü bu şöyle bir şey. Eğer markalı ürün satmak istiyorsanız hocam, burası çok kritik nokta bence. Bunu arkadaşların not bile alması gerekebilir. Bu bir kültür meselesi. Yani dışarıdan gelen satın almacı markalı ürün alacağı zaman olayın bütününe çok fazla bakar. Yani sizin duruşunuzdan, yemek yiyişinizden, kıyafetinizden, onunla iletişime geçme şeklinizden, hayat tarzınızdan. Mesela sabahları spor yapıyor musunuz? Ya da işte fit misiniz? Ya da işte yerken içerken nasıl iyi biçiyorsunuz? Nerelere gidiyorsunuz? Sosyal hayatınız nasıl? Evliliğiniz nasıl? Bunları abartmak istiyor mu? Yani hakikaten böyle. Böyle yani total bütünlük görmek istiyor ki sahneden emin olsun. Yani evet, bu hakikaten bir marka. Bu hakikaten arkasında kültürü de olan, devamı da gelecek olan, yani 2 sene sonra ölmeyecek, 2 sene sonra beni yolda bırakmayacak bir yapı görmek istiyor. Biz bu alanda da hiçbir zaman durup yani eski formumuzda kalmadık. Sürekli güncellendik, sürekli yenilendik. Dolayısıyla bu bizi hiç yoldan düşürmedi. Okey. Evet. Devam edelim. Ha? Bu sahnede bizim ürün grubumuzu oluştururken ki sistematiğimiz var. Yani çok kısa şöyle özetleyeyim. Rakamlardan gidelim mesela.
Bizim fiyat grubumuz ve diğer markaların fiyat aralığı, şey pardon, bizim hedef aralığımız yaş grubu anlamında ve diğer markaların hedef aralığı var burada. Biz 0.54'e ürün yapıyoruz ama işte bir diğer marka 20.45'e yapıyor, bir diğer marka 2.54 yapıyor diyelim ki. Mesela yeni doğan grubu yok bir reklam markasında. Ya Ace Bar'da işte genç young grubu yok. Biz en fazla ürün çeşidine sahip olan markayı burada örnek aldık kendimize ki şu diğer ikisini hemen pazardan eleyebilecek bir koleksiyona sahip olalım. Fiyat tarafında da bunlar perakende fiyatları, retail fiyatları. 8 euro ve 44 euro arasında bir fiyat aralığı belirleyerek aslında şu ürün grubunu en iyi karla, en iyi, en hızlı şekilde müşteriye ulaştırılabilecek bir konseptli bir koleksiyon oluşturduk. Dolayısıyla bu tablonun ehemmiyeti aslında özet mahiyetinde bu. Bu da aslında onun harita hali. Yani buna perceptual map deniyor, yani algı haritası deniyor. Marka olarak müşterinizin zihninde neresiniz, neredesiniz? Fiyat konumu ve modaya uygunluk konumu burası. Bunu aslında yani bu taraftan da aslında pazar araştırma stratejisi olarak da çok fazla kullanılıyor. Bu her sektörde var. Yani rakiplerinizin nerede olduğunu bu şekilde bir harita yerleştirebiliyorsanız aslında zihninizde tek bir resimle bütün şeyi çözebiliyorsunuz. Bütün sahneyi çözebiliyorsunuz. Ve buradan bir soru geldiği zaman da yani Norton'dan satın alma yapan bir müşteriye gittiğinizde veya işte Neff'ten satın alma yapan bir müşteriye gittiğinizde onu neyle ikna edeceğinizi şu haritadan çok rahat çözebiliyorsunuz. Yani bu adamın kalitesi çok düşük, fiyatı da çok düşük. İşte o yüzden beni almalısın çünkü ben de fiyat ve şey kalite döngüsü şu şekilde. Veya işte Ace Bar'a gittiğiniz zaman, Ace Bar'ın müşterisine gittiğiniz zaman ne anlatacağınızı burada da tersten çok rahat zihninizde hemen oluşturabiliyorsunuz. Bu aslında kendiniz için hazırladığınız bir şey, bir harita. Bunu tavsiye ederim de buraya koymuştum. Şimdi keyifli kısma geldik ama kaç dakikamız var hocam? 9. 9. Oh, çok az. Evet. Şöyle yapayım. Burası bizim Türklük yaptığımız yer hocam. Yani şimdi Tamam. bütün her şeyi kenara koyalım. Burası bizim Türklüğümüzü dibine kadar yaptığımız yer. İzahatı da şu. Yani fake it until make it aslında bizim için söylenmiş bir cümle belki de. Yani olana kadarmış gibi davran, mış gibi yap. Biz de burada hakikaten bizi dengeleyecek satışı elde edeceğimiz seneye kadar diyeyim ki bu bizim 3 senemizi aldı. Hakikaten böyle global bir markaymışız da o fuara yeni gelmişiz. İşte bütün her şeyimiz varmış da oraya getirmemişiz. Ondan sonra bütün imkanlarımızla biz çok profesyonel bir markayız ama işte takılıyoruz böyle. Modunda geçirdiğimiz 3 senemiz oldu bizim. Yani mesela adam gelip işte İskandinavya'dan bize koleksiyona bakıp da ya sizde niye yün ürünler yok ya falan dediği zaman ya biz İskandinavya pazarını şu an düşünmüyoruz yani çok küçük bir pazar. Çok iyi. Zaten kaç kişi yaşıyorsunuz ki orada? Yani hepinize birer tane beres satsam ne olacak falan deyip böyle ondan sonra. Ve bunu yaparken de biz yine işin ciddi tarafına bakarsak markaların sahip olduğu yani şöyle mesela geçeyim. İşte burada bizim çekimlerimizden birkaç tane sahne görüyorsunuz. Bir filmimizden birkaç sahne görüyorsunuz. Bunları diğer markalarınkinden, rakiplerimizden çok çok daha üst kalitede yaptık bu çekimleri. Ki biri bizim bir yerde bir resmimizi veya beremizi gördüğü zaman işte o marka ile birlikte, logo ile birlikte birleştiğinde zihninde bir şey oluşsun, güven oluşsun. Aa, bu hakikaten marka desin. Ürün kitapçıklarımızı ve product kodlarımızı da bu şekilde yaptık. Yine aynı kalitede yaptık. Bunların kağıdına kadar çok ince detaylara girdik. Her bir ürünümüze bir hikaye oluşturur. Bizim her birinin bir hikayesi vardır. Yani nasıl tasarlandığına dair. Yani hikayedir ama işte vardır. Yani onları da oturup birer birer biz yazdık. Fuarlarımızda resmen şov yaptık. Yani katıldığımız her fuarda bizim gelip o fuar idaresimizin resmimizi çekmiştir. Yani bizi yayınlamak için daha sonra şeyinde web sitesinde resmini çekmiştir. Ve tüm bunların aslında arka plandaki püf noktası şu hocam. Biz bütün bu organizasyonları, yani çekimleri de, kataloğu da, bu stand katılımlarını da buradaki 3-5 arkadaşla kendimiz yaptık. Yani bu şu demek, prodüksiyonu biz yaptık, oraya gidip çekimleri biz organize ettik.
İşte bu fuarda bu standı yaparken işin atölyesine kadar gidip işte ahşabını bulup tahtasını bulup vesaire logosunu kestirip tasarımını yaptırıp ışığını gidip işte IKEA'dan alıp vesaire falan. Yani gün sonunda o ölüm vadisinden çıkabilmek için minimum fiyatla, yani bakır fiyatına elmas elde edebileceğimiz bir çalışma yaptık ve bu bizi çok geliştirdi. Yani biz mesela işte bir çekim yaptırdık diyelim ki Norveç'te. Normalde bütçesi işte 100-120 bin euro civarında olması gerekirken biz bunun custom da kendimiz yaparak, styling'ini de kendimiz yaparak, lokasyonu kendimiz tespit ederek, gidip oraya çekimleri kendimiz organize ederek 15-20 bin euroya bitirebiliyorduk. Bu şekilde bir verimlilik ortaya koyduk. Ve bunu da gelip standta tabii çaktırmadık. Yani sanki böyle 150 bin euro bir prodüksiyonu harcamışız gibi de orada gelen ziyaretçilere bunca kasını sattık. Çünkü biz büyük markaydık. Sadece onlar bizi almamışlardı henüz. Sadece onlar bizim henüz tanışmamışlardı. Böyle bir rolü oynamak zorunda kaldık 3 sene boyunca. Bu aslında bakıldığında yani bir hile gibi görünse de çok ciddi bir satış stratejisi bence arka planda. Çünkü çok ciddi bir sahne yönetiyorsunuz ve en ufak bir hata olmaması gerekiyor. Müşteri en ufak bir şüphe duyduğunda bütün perde iner aşağıya. Böyle bir riski var. Ama bir taraftan bunu böyle yapmazsanız hızlı mesafe alamazsınız. İmkanlarınız az, ömrünüz yani sabrınız olarak sabır süreniz az, finansal gücünüz az. Çünkü TL kazanıp işte euro ve dolar harcıyorsunuz. Hı-hı. Olabildiğince maksimum bir ürün elde etmeniz gerekiyor. Ve bunu yaparken de müşteriler gelip masaya oturduğunda o güveni verecek bir görüntüye sahip olmanız gerekiyor. Biz mesela lansmanı yaptığımız sene 2013'te normalde Brand New diye yani yeni markaların lansmanı yapıldığı bir hol vardı Almanya'da İSPO fuarında. Biz hiç oraya başvurmadık. Orada da bir aslında fake it until make it yaptık. Gidip direkt normal markaların bulunduğu holde çat diye standımızı kurup kimse de bunu çaktırmadan, fuar idaresinde bunu çaktırmadan çünkü direkt kendimiz görüşüyorduk. O zaman teşvik dahilinde değildi fuar 2013'teyken. Sorduklarında ya biz 78'de kurulmuş bir şirketiz. Zaten 40 yıllık bir şirketiz ya ne anlatıyorsun bize falan gibisinden. Peşine de Nordpro'nun da kataloğunu gönderince tabii onlar şey düşündü ya bu marka vardı herhalde biz bilmiyoruz. Baksana böyle bir katalog mu gördük biz hayatımızda ya da böyle bir marka çünkü şey dedi yeni bir marka imajı da vermiyor logosu itibariyle de. Direkt biz işte Anaol'un ortasında öbür markaların yanında işte sanki 20 yılda varız da İSPO ilk defa geliyormuşuz gibi bir edayla işte sunumumuzu, lansmanımızı yaptık. Etkili oldu. Çok etkili oldu hocam. Bizi ilk 3 sene çok iyi ayakta tuttu. Zaten sonrasında geldiğinde de kimse artık bunu sorgulamadı. Yani öğrenenler de ya bunlar aslında daha dün çıkmışlar ya falan filan deyip kafalarını kaşıyana kadar biz sipariş alıp raflarını indirdik yani. Ama bu 78'de kurulma tarihini. 78'de kurulmuş olmanın bir gücü var yani daha. Yani bunu o sene kurulup yapmak bence imkansız. Yani onu yapamazsınız. Yani o 78 bence arkada güçlü bir dayanak olarak duruyor yani. Tabii ama onlar şeye bakıyor yani. Markanın kaç yıllık olduğuna bakıyor aslında. Şirketin değil de. Yani o yüzden brand new oradan geliyor. Yani yeni marka diye. Evet anlıyorum ama şimdi sizin o rol oynamayı bu kadar başarılı yapmanızın arkasında bence o 40 yıl var. Tabii ki. Onu vurgulamaya çalışıyorum yani. Tabii ki hocam. Yani. Evet. Zaten onun verdiği özgüvenle biz özgüven işte bu şeylere ya hani satıyoruz da işte İskandinavya o yüzden henüz vermedik bakalım sizin pazarınızı beğenirsek geleceğiz. Çok iyi. Deyip konuşuyorduk yani. Evet. Sonrasında bizim satış acentelerimiz ve distribütörlerimizin de elini güçlendirecek işte bu argümanların da hepsi aynı zamanda Made in Turkey çok ciddi bir avantaj kattı burası bize. Bunların hepsini Türkiye'de üretebiliyor olmak çok çok ciddi bir avantaj. Çünkü hem maliyetleri konusunda hem geliştirme konusunda bunları da biz bir an önce diyebileceğim şekilde tasarladık, ürettik ve bizim markamızı pazarında satmak isteyen acente ve distribütöre hemen ulaştırabilecek bir şekilde ortaya koyduk. Mesela şu sağ üst köşede gördüğünüz demir stand, modüler bir stand. Bunu burada biz Nike'ın üreticisi olan bir fabrika var ve başka kimseye mal yapmıyor. Yani üretim yapmıyor, stand üretimi. Gidip onları bir şekilde kafalayıp işte ürettirdik. Bu modüler ve yani çok pratik bir şekilde bir bayanın bile 15 dakikada kurabileceği, yani çok zorlanmadan, böyle ağırlık kaldırma şeyine bile girmeden kurabileceği bir stand bu. Bunu gidip işte fuarlarında, showroomlarında, satış etkinliklerinde kullanabiliyordu bizim acentelerimiz ki hala kullanıyorlar. Bunu da biz Türkiye'de üretip gönderdik.
Ve diğer bütün argümanlarda aşağıda gördüklerinizin hepsinde onların satışlarını kullanabilecekleri, tabii diğer markaların bazılarının olduğu, bazılarının sahip olmadığı argümanlar bunlar. Bunlar da bizim o product market fit'in alt başlıklarından bir tanesi aslında. Yani biz sana bunları da veriyoruz bak, biz satmak istersen diye. Bu da bizi çok daha güçlü gösterdi tabii sahada. Burada sipariş fuarlarımızdan birkaç sahne var. Bizim acentelerimizin katıldığı, işte standları ve diğer şeyleri görebilirsiniz. Soldaki Fransa olması lazım, sağdaki de İsviçre'den bir isim. Acentelerimizin satış fuarlarında kullandıkları argümanlarımız. Bu arada Order Show'un ne olduğuna girmem gerekiyor mu hocam ayrıntı olarak? Yani normal bir fuardan farklı olarak Order Show nedir? Biraz bahsedebilirsin ta, çünkü çok rastladığımız bir konu değil o. Order Show'ları, sipariş fuarları şudur. Sadece profesyonellerin gittiği, yani bizim sektörden bahsedecek olursam sadece parikendicilerin gidip sipariş yazdıkları. Diğer görsel şovlar gibi çok büyük standların olmadığı, sadece ürün ve pratik bir şekilde alıp önüne koyabileceği şekilde bir standın olduğu, standdaki görevlilerin de hepsinin satış görevlileri olduğu, başka harici hiç kimsenin olmadığı, ziyaretçilerin de sadece parakendicilerin içeri alındığı ve ellerinde klasörleriyle işte ben bu kış rafıma ne koyacağım deyip gezerek bütün markaların siparişlerini oluşturdukları bir fuar türü. Çok fazla ilanları ve şeyler olmaz bu fuarların. Yani diğer fuarlar gibi böyle hani sizin bileceğiniz şekilde lanse edilmezler. Profesyoneller bilir bu fuarların takvimlerini de, yerlerini de, sürelerini de onlar bilirler. Siz de marka olarak gidersiniz orada. Satış acentelerinizle birlikte veya direkt kendiniz siparişlerinizi alacağınız bir stand kurarsınız. Ve işte 4 gün, 5 gün sürdükten sonra da siparişlerinizi alıp gelip üretmeye başlarsınız. Bu şekilde fuarlar. Deminki ISPO fuarı, yani şurada gösterdiğim fuar, aynı zamanda bir show fuarı. Yani branding fuarı aslında, öyle ifade edebilirim. Mesela bizim Türkler bu fuara çok gelirler. Hatta bu son birkaç sene iyice böyle popüler oldu. Çorapçılar falan çok geldi. En son 60 küsür firma vardı. Ki biz ilk katıldığımızda sadece biz de bir iki firma vardık. Teşvikte daha yoktu bu firma, şey bu fuar. Ama şimdi biraz da aslında bu konseptinden sebep bizim Türk firmaları bu tür fuarları daha çok böyle güveniyorlar daha doğrusu. Yani şey olarak hani bu fuar büyük fuar, gitmemiz lazım, katılmamız lazım. Halbuki şu fuara bir kafayı sokabilseler bu ve benzeri fuarlara direkt sipariş alıyorsunuz. Başka bir şey yok. Yani oturup sipariş yazıyorsunuz. Okay. Tabii ki bir öncesi olması gerekiyor. Yani bir background'da bir ilişki olması gerekiyor. Burada bizim global satış operasyonumuz var. Yani oturup bunları Türkiye'den buradan bilet toplaması yönettiğimizi buradan kısaca özetleyebilirim. Çin'de bizim Yibo'da ve Nantong'da iki ayrı birimimiz var. Yibo'da şirketimiz var. Nantong'da da bir birimimiz var. Orada görevli birkaç arkadaşla birlikte. İstanbul zaten bizim genel merkezimiz. Berlin'de, Almanya'da bir şirketimiz var. Kurulu. Aynı şekilde New York'ta, Amerika'da da bir şirketimiz var. Ve Denver'da da bir showroom'umuz var. Bu koyu şekilde işaretlediğim yerler bizim fiziksel olarak bulunduğumuz yerler. Diğerleri de bizim acentelerimizin veya distribütörlerimizin olduğu ülkeler. Biz bu şemada operasyonu nasıl yapıyoruz? Mesela Avrupa'da ben diyelim ki işte Finlandiya'da bir parakende mağazasına aldığım siparişi nasıl gönderiyorum? Çin'de mesela bu malı üretiyorum. Çin'den Almanya'ya ihracını yapıyorum. Almanya'daki şirketimle o malın ithalini ve millileştirmesini yapıyorum. Ve Avrupa Birliği içerisinde mal girmiş oluyor. Akabinde de yerel kargolarla o parakendiciye kadar malın ulaşmasını sağlıyorum. Çünkü parakendicinin ithalat yapma becerisi yoktur hiçbir zaman. Öyle bir konsepte değillerdi. Onlar sadece markaya sipariş verip kapıların önünde beklerler, malın gelmesini beklerler. Biz de bu ağı kurarak o fake it until make it kısmında bu ağı baştan kurmuştuk biz zaten. Bize gelen hiçbir parakendici geri çevirmemek adına, ki onlara da o güveni vermek adına bu yapıyı kurmuştuk. Hala da işletiyoruz ve tahsilatları da mesela deminki Finlandiya örneğinden gidersek, Finlandiya'ya satılan malın da faturasını bizim Akal GmbH Almanya'dan kesiyor. Tahsilatını da orası yapıyor. Daha sonra biz kendi içimizde işte eğer o malı Çin'den almışsa Almanya'daki şirketimiz oraya ödemesini yapıyor. Türkiye'den almışsa buraya ödemesini yapıyor. Bunun aynısı Amerika'da da bu şekilde yürütülüyor. Yine oradaki depo üzerinden, oradaki şirketimiz üzerinden biz işte malın ithalatını gerçekleştirip oradaki tüketicilere, yani retailer, parakendicilere ulaştırıyoruz. Organizasyon şemamız 3 aşağı 5 yukarı böyle. Burada bir soru varsa alabilirim hocam çünkü... Sen istersen daha 2 dakikada hemen toparla, bir iki soru ben soracağım. Tamam. Devam ediyorum o zaman.
Online kanalda da bizim Amerika üzerinde buraya 3 tane örnek koydum. Online'da B2B'de biz daha çok şu anda iş yapıyoruz. Müşterilerimizden Stitch Fix'i örnek vermek istiyorum. Stitch Fix şurada gördüğünüz kutu, sağda gördüğünüz resmi kutuları gönderen bir abonelik web sitesi aslında. Çok ciddi büyüdüler. 2011'de kuruldu ama şu anda 4,5 milyar dolar değerinde bir şirket. Aylık 1 milyon civarı paket gönderiyorlar ve her bir pakette 5 tane ürün oluyor bu şekilde. Siz siteye girip bir abonelik oluşturuyorsunuz. Diyorsunuz ki işte ben Taha'yım, şu yaştayım, şu şekilde yaşıyorum. Akşamları şunu yaparım, hafta sonları bunu yaparım. İşte haftada 2 defa spor yaparım, evliyim, şu kadar çocuğum var. İşte iş yerinde böyle oturuyorum, böyle kalkıyorum vesaire. Bütün bilgileri verdikten sonra siz bir de orada da takvim ve bütçe belirliyorsunuz. Ve bunun üzerine şirkette çalışan yaklaşık 2000 küsür styling personeli var, tasarımcı var. Ve aynı zamanda bir o kadar da algoritmada çalışan mühendisler var, 2000 küsür kadar da. Bunlar oturup benim ne giyeceğime dair fikirler yürütüp bana kutu gönderiyorlar o belirlediğim takvimde. Ve bu kutu gönderiminde çok başarılı bir şirket. Yani giden 100 kutunun hemen hemen 3'ü 5'i sadece geri dönüyor. Çok müthiş bir başarıları var. Ve siz sene içerisinde yani tepeden tırnağa hiçbir şekilde mağaza gitmeyecek şekilde satın alma yapıyorsunuz. Ve bunu çok beğeniyorsunuz. Yani gelen kutulara bakıyorsunuz. Aha diyorsunuz, işte bu diyorsunuz yani. Ben gidip işte gömleği şuradan bulacaktım. Pantolonu buradan bulacaktım vesaire. Biz bu şirketin şu anda aksesuar grubu konusundaki tedarikçisi, yani tek tedarikçisi olma hedefimiz var. Markamızla burada ürün satıyoruz. Bu çok güzel bir şey. Çünkü bizim adımıza aldıkları ürünleri yani Beren üzerinde de Nordpro'nun yazarken işte o müşterilerine dağıtıyorlar şirket olarak. Ve bir taraftan benim markamın bilinirliğini de aslında artırıyorlar. Çok kilit bir şirket. Arkadaşlarım bunu özelliği incelemesini, videolarını seyretmesini ben tavsiye ederim. Çünkü girişimcilik modeli anlamında çok müthiş bir şirket. Sonraki iki model, Jor ve Fave, bunlar B2B platformlar. Bizim buradaki bir arkadaşımız var yine Hakan hocamızın başarı talebelerinden. O yönetiyor buradaki Fair'i ve Jor'u. Buradan portala girdiği zaman oradaki Amerika'daki parakendecilerin vermiş olduğu siparişleri alıyor. Oradaki bizim third party anlaşmış olduğumuz depoya aktarıyor. Oradaki sevkiyatını sağlıyor. Faturasını ve tahsilatını sağlıyor. Çok pratik bir web sitesi kullanım arayüzü var. Ve biz buradan bir takım analizler de elde edebiliyoruz. Yani hangi mallarımızı sattık, hangileri önce gitti, ne tür geri dönüşler aldık, neyi iyileştirmemiz lazım. Oturup bunu da matematiğine çalışıp geliştirebileceğiniz bir iş modeli. Jor da bu şekilde bir platform ve buna güzel bir tarafı şu anda devlet nasıl oldu bilmiyorum. Bunu fark etti Jor'u. İhkip bünyesinde buna şimdi teşvik verilecek ve biz bunu kazanan markalardan bir tanesi olduk. Bu hafta içerisinde inşallah burada da biz şeye başlayacağız, satışa başlayacağız. Burada 8600 markanın satış yaptı. 200 binden fazla parakendecinin üye olduğu bir B2B platformu. Deminki Fair mantığında da burada satış yapılıyor. Teşekkür ederim hocam. Sunum bu kadar kısa. Çok uzun sürdü ama. Estağfurullah. Teşekkür ederiz. Bir iki soru var. Bir tanesi devlet teşviklerinden faydalandınız mı sorusu var. Ya da ben daha böyle şey yapayım. Siz bunları yapamazsınız. Kesin devletten para aldınız. Paralar geldi, onları kullandınız, bu noktaya geldiniz. Türk gibi sormuş olayım sana. Sen de bunun yaparsan sevinirim. Devlet teşviklerinde çok aslında ciddi oranda faydalanamadık hocam. Şundan sebep, birincisi bizim saldırdığımız alan devletin çok anladığı ve ona göre de sistematik bir şekilde arkada o teşvik sistemini oluşturduğu bir yer değil. Yani mesela biz bir fuara gidiyorsunuz, ürün sergiliyorsunuz ya da ofis açacaksınız, showroom açacaksınız. Açacağınız showroom'a evet devlet bir showroom desteği veriyor ama sadece Made in Turkey ürünleri veriyor. Ve diyor ki işte ben burada Made in China, Made in Italy, Made in Spain gibi bir şey görürsem uçururum seni diyor. Ama sizin koleksiyonunuzda el örgüsü ürünler var. El örgüsü ürünler bildiğiniz Çin'de bayanların oturup fabrikada ördüğü ürünler. Burada yapılması mümkün değil. Veya space type dediğimiz bizim geçişli iplikler vardır, özel iplikler. Onlar burada üretilemez, Çin'de yapmanız gerekiyor. Veya kara eldivenleri var, burada üretimi yok. Ama koleksiyonunuzda olması gerekiyor. Ve siz bir markasınız, bütün bunlara sahip olmanız gerekiyor. Burada mesela devlet tutup da ya bu satılan malların parası nereye geliyor, ben oraya bakayım da öyle destek vereyim modunda olmadığı için ve teşviği sadece Made in Turkey'den anladığı için biz aslında çok fazla faydalanamadık. Yani bir tek fuarlarda kısmi olarak faydalandık. Onda da bizim katıldığımız fuarlar branding fuarları olduğu için, yani marka ürün fuarları olduğu için
Pek çoğu devletin takip ettiği, mesela işte bir kumaş fuarı gibi gidip direkt buradaki fabrikaların sipariş alabileceği formatta bir fuarlar olmadığı için çok fazla markajında değildi. Yani biz 2013'te, 2012'de ISPO'ya ilk katıldığımızdan itibaren her sene bireysel başvuruyla, hep dilekçelerle oradan teşvik almaya çalıştık. Ta ki işte 2000, yani bundan 5 sene öncesine kadar zannedersem bu şekildeydi. Sonrasında ekip dedi ki ya bu fuar herhalde önemli bir fuar. Yani biz de bir gidelim. Geldiler, baktılar. İşte bir sonraki sene 40-50 tane firma getirdiler falan. Ama oturup oradaki uzmanlar bile bizden şey yapıyordu. Ya biz bu fuara nasıl geliriz vesaire falan diye. Dolayısıyla markalı ürün satmaya çalıştığımız bir alanda olduğumuz için hocam direkt devlet desteğinin bizi anlayacağı bir formatta olamadık. Turkuaz'ı bunun dışında bir şey. Onu ayrıyetten girebilirim ama bir 5-10 dakika alır. İstersen diğer derslere de yetişecekler ta. Eminim burada da çok güzel söyleyeceklerim vardır. Evet. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben çok keyif aldım. Ben teşekkür ederim hocam.